7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz öğeler içermektedir. Zuhal Topal'la Sofradan'ın çekimlerinde ekibimiz ve yarışmacılarımız Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı COVID-19 tedbirlerine uygun hareket etmektedir. Programımızda maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına maksimum özen gösterilmekte, pandemi süreci boyunca COVID-19 testleriyle sağlık durumları sürekli gözlenen Zuhal Topal'la Sofrada ekibi ve yarışmacıları koronavirüs tedbirlerine titizlikle uymaya devam etmektedir. Evimizin her noktası özel ekipler tarafından düzenli olarak dezenfekte edilmektedir. Neden oğul gerek? Herhalde çok kız mı vardı ailede? 5 tane kız var. Kaç? 5 tane. Artık şey mi demiş annem babam? Bize bir oğul gerek. Kız bakıyordum ben ona, Trabzon'a gidip kız bakıyordum. Meğer bundanmış. Annem Trabzon'un bir tane kız ayarlamış bana. Gelmez oğlum sana dedi. Aldı oğlum işte. Aldı. Şimdi de vermez de geri. Yok vermiyor. Gelmiyor bile. Korktular söylemeye. Ama işte... İşler 3-4 yıl benden sakladılar. Puanlar neydi? Neydi ya, 8 puan. Bir de 8 puan ya. 8 verdi ya. Olacak iş değil yani. 3 verdi 3 ilk gün. Sevindim 3 verdin. Sevindin mi? 6 verdiğine de işte. 3 verdiğine sevinmiş. Topuklarımı vura vura beklesin beni, geliyor. Yok. Gayet iyi olacak. Dur sen sus şimdi. Allah'ım ben nereye gideyim? Etin tadına baktın, onun tadına bakmaya ne gerek var? Hiç dinlemiyor bu gelin beni, hiç. Gül, hadi zaten yetişmeyecek, haydi. Bu yetiştiremeyecek ya, vallahi bu gidişte kalacağız. Görüyor musun ben? Eyvah. Kadınlarla gireceğim ben birbirine. 2 gündür söyleniyorum kadınlara. Anne bunun altını yapmışsın ya. Altını falan kıs bir bak ya anne. Çok mu yandı acaba? Yok ya, ben pes ettim artık ya, bir bak. Pes etmek yok. Pes edeceğiz, niye geldik pes etmek? Tamam, yanmamış mı altı? Yok. Yanmış mı anne? Evet. Ah seni. Ben sana anne bir bak, bakmıyorsun ya. Ben tavuk siz civciv. Geldiniz peşimde. Sen rahat uyudun mu? Ben rahat uyudum vallahi. Kıyafetini eleştirdi. İnan çok üzüldü gelinim. Üzülmeye gerek yok çünkü benim yani çok hamilelik gibi gördüm ben onu. Mutfağa bakmak. Hayır bakamazsın. Ben senin mutfağına baktım mı? Bak geldim. Görüyor musun? Bu ayak sesini dinleyeceksiniz. Topuğumu vurdum, dinlettin. Nasıl beni sinirlettin sen? Tamam şey et, çabuk ol hadi. Fırçaladım gelini de bir. Ben vermiyorum, sen niye izin veriyorsun dedim. Zaten dedim o bana topuktan dolayı takmış. Seni sinirlendirmek çok hoşuma gidiyor. Sinirlendiğim zaman çok kötü olurum. Şimdi nasıl Türkmen pilavı diyeceğiz? Sade havuç pilavı. O zaman bu menü eksik. Ben ne dedim? İnşallah gelinin kazanamaz diye. Hanımlar beyler, Zuhal Topal'la Sofradan'ın 3. günü başlıyor. Marifetli gelinlerimiz, renkli kayınvalidelerimizle lezzet fırtınasına devam etmek için hemen evimize gidiyor. Türkmen gelinimiz Oğul Gerek ve Trabzonlu kayınvalidemiz Meryem Hanım'ı daha yakından tanıyoruz. Ben Oğul Gerek, Türkmenistanlıyım. 27 yaşındayım. İstanbul'da 5 senedir yaşıyorum. 1,5 aylık evliyim. Herkese merhaba. Ben Meryem Can. 3 çocuk annesiyim. Trabzonluyum. Bayrampaşa'da oturuyorum. Trabzonluyum. Trabzon damarım vardır biraz. Kayınvalideler inşallah çok üstüme gelmezler. Adı Oğul Gerek ama hani çok uzun olduğu için biz Gül dedik. Oğul Gerek ne ya? Bir de acayip de bir soy ismi var. Ney kız soy ismi? Kurban Bayeva. Kurban Bayeva yani. Uzun oku gitsin, çok uzun. Gül ve Can. Bak ne kadar Gül güzel. Can, Gül evet. Can. Bu kadar. Biz 5 kız kardeşiz.
Hiç erkek olmadığı için babam hep hamile, annem hamile kaldığında babamına erkek işte, ismi koymuş. Yok yok, erkek ismi koymamış. İşte oğul istiyorum diye oğul gerek dedikten sonra 2 sene sonra bir tane oğlu oldu. Sonra işte o yüzden oğul gerek bak, diye taktılar. Bak ben bunları bilmiyordum. Evet, ben çok şimdi ilk defa duydum. Ne demek anlamamıştır? Anlattım anlattım. Hiç ben duymadım. Yok anlattım. Hiç duymadım. Herhalde bak şimdi bana ne demek istedi bu? İhtiyar mı dedin sen yok, bana? Yok canım. Sen bana ihtiyar mı dedin? Konuşup yormayın beni, elim çalışacak. Sen kazanacaksın. Kazanacağız ben işte. Ben yiyeceğim, bende problem yok. Yemeklerimi savunmasanız tek başıma olmaz yani. Alacak gerekirse tabii. Bütün kayınvalideleri karşıma alırım ona göre. Sen de yemekleri güzel yap. İddialıyız. İddialıyız. 15 bin TL bizim olacak. Olacak. Evet, haftanın ortasında Meryem Hanım ve gelini Oğul Gerek burada. Evet, Oğul Gerek Türkmenistanlı. Hoş evet, geldin canım. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Meryem Hanımcığım sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Şimdi hem seyircilerimiz hem de ben merak ediyorum açıkçası neden Oğul Gerek? Herhalde çok kız mı vardı ailede? Evet. Kaç? 5 tane kız var. Kaç? 5 tane. Artık şey mi demiş annem babam? Bize bir oğul gerek. Evet. Çünkü babam da sülalede bir erkek olduğu için oğul erkek istiyordu. Sonra 5 tane kız olduktan sonra benim de ismime oğul gerek takmışlar. 2 sene sonra kardeşim erkek oldu. Demek öyle isimde işte. Şey varmış baksana. Yalnız evet. Bir şey söyleyeceğim. Her seferinde oğul diye düşünerek hastaneye gidiyormuş. Ama her seferinde de sen 6. kız mısın? Her seferinde kız olunca 5 kız. Ama 6. da tutturdular mı erkeği? Evet. Ha iyi hadi gözleri aydın. 6. erkek. Onun adı ne? İhlas. İhlas. Evet. Ama senin oğul gerek. Evet. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Gerçekten sevgili izleyenler bunu bir yerde size anlasa falan der. Dizimizi dersiniz bunu ama gerçek oğul gerek. Oğul gerek diye bir isim var mı? Sen var var. Ha var vardır. Türkmenistan'da. Evet, vardı. Hmm, oğul gerek diye. Herhalde oğlan isteyen birileri uydurdu olsa gerek. Biz kısalttık oğul bunu gerek. Zuhal Hanım. Ne ya? Diyor? Oğul sana gerek. Oğul gerek demiyorlar herhalde. Dilimiz dönmüyor yani. Gül. Denmez. Gül. Kısaca gül. Oh şimdi gerçekten rahatladım. Bütün gün oğul gerek nasıl gidiyor? Oğul gerek, çorba piştim, oğul gerek her şey tamam mı diye. Evet. Yani soy ismi de enteresan. Soy ismin neydi? Kurban Bayramı. Ha buyur işte. Kurban Bayramı mı? Kurban Bayramı mı? Kurban Bayeva. Kurban Bayeva. Kurban. Yazık, günah değil mi bu kıza ya? Bir yere gidecek. Oğul gerek Kurban Bayeva. Nasıl Gülcan oldun? Kolay. Tamam biz kısalttık onlar. İsmi Gül, soy ismi de Can. Şey yapmadın mı? Nüfusa falan başvurmadın mı değiştirmek için ismini? Şimdi tamamen evlendikten sonra. Tamamen evlenme? Şey yapacağız. Yarım evli misin? Ne kadar? Bu arada onu evlisin değil mi? Evet. Sürekli bir şey çıkıyor ya. Yok, ben yok, öyle öyle. Düğünümüzü de yaptık yani. Evliyim var şeylerimiz var yani. Için, ne zaman üç evlendin? 3 sene sonra. 1 ay oldu evlenelim. Şey... 1 ay mı? 1 ay. Ay sen 1 aylık gelin misin? Evet. Aa doğru, sen ilk gün söylemiştin 1 aylık gelinim diye. Bir aylık. Ay canım hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Oğul gerek, size de bir bebek gerek diye inşallah evet, acele etmezsiniz. Mutluluklar diliyorum ben. Teşekkür ederim. Bir ömür boyu sürsün inşallah. Oğlan istiyor ama. Efendim? Benim çocuk istiyor hemen diye yapalım bir oğlunun tane. Oğlunun adı ne? Mehmet. Düz Mehmet mi? Başka düz şey. Mehmet. Ya dur da abi ay olmuş. Vallahi, nasıl tanıştınız peki Mehmet'le Uğur şey, Gülcan? Onun çay ocağım var kaynbabamı işte kayınpederimi. Evet. İlk başta çay ocağım vardı. Orada işte işe girdim çalışmaya. Eleman istiyorlarmış. Hı hı. Sonra girdim bir 5-6 ay falan çalıştım. Eşim geldi işte, benim numaram yani falan istedi. Ben de korkuyordum işte, Türk yabancı yerde olduğum için numara vermiyordum. Hmm. Sonra işte ısrarladı, şey yaptı, arkadaşlarının peşinden yolladı falan. Evet. En sonunda işte 1 sene yakın verdim numaramı ama sadece işe götürüp getiriyordu. İyi bir sene, iyi dayanmışsın. Bravo. 3 sene de sevgili olduk işte, 4 sene sonra da... Aa beklediğim üzere. Bunlardan benim hiç haberim olmadı yani. Ciddi misin? Hiç benim kesinlikle hadi haberim yok. Hadi beni anlam sen. Gerçekten hiç haberim yoktu. Aa. Evet. Sadece bir ara kulağıma gelmişti, dedim kesinlikle olamaz demiştim. Hmm. İstemiyorum öyle bir şey demiştim. Ama sonra İstemiyorum derken evlenmesini mi istemiyordun yabancı yoksa oğul gerek mi? Yabancı diye istemedim. Ha yabancı gelin istemiyordun. Hı. Anladım. Hı. Ha. Ama arkamdan işler çevrilmiş de çevrilmiş. Öyle olur işte. 4 yıl hem de. 4 yıl uyutmuşlar beni. 4 yıl ruhum duymadı mı seni Meryem Hanım? Hiç duymadım. Ne yapıyorsun? Kız bakıyordum ben ona, Trabzon'a gidiyordum. Kız bakıyordum. Meğer bununmış. Bakaydı ama. Aynen.
Annem Trabzon'un bir tane kız ayarlamış bana. Gideyim de bir tane diyeyim geleyim diye benim yanına gitti. Sen de dinliyorsun onu öyle. Sonra o geldi bir hafta sonra. Ben de dedim ki Türkmenistan'a bilet aldım. Türkmenistan'a gideceğim. Ya evlenirsin benimle ya da gidiyorum. Bak nasıl da tehdit etmiş, işte, öyle misin? O da işte şey biletimi yırttı falan, gidemezsin dedi, evleneceğim dedi. Ondan sonra da 4 Şubat'ta doğum günüydü, sürpriz yapmıştım onu evde. O zaman işte söz olarak şey evlenme teklifini yaptı. Tabii ki ama yüzük takmadı. 19 benim Şubat'ta benim doğum günüm oldu. Ondan da haberim yok. Hiç yok, hiç yok. İyi evlendikten sonra haber vermedi Allah'tan. Bir de öyle de yapıyorlar bazen. Zaten sürpriz bize gitmişler nikaha daha neredeyse başvuracaklar. En son duyduk işte dedik tamam gelin o zaman. Yapacak artık bir şey yok yani. Evet. Peki sevdin mi sonradan? Sevdim. Valla. Evet çok iyi. Sonradan gelin dedim zaten daha bir ay bir olmuş da. Ama iyi yani çok iyi. İyi. Nerede oturuyorsun? Aynı sokaktayız. Aynı sokak. Aynı evde değilsiniz ama. İstemem. Hayır olsun. Tabii madem nasıl? İyi. İlk başta çok korkuyordum. Benden çok korkuyordu. Soğuk yüzü falan. Evet tabii. O zaman şimdi sonradan haberi gittim olduğu için o biraz bozulmuştur ister istemez. Seninle alakası yok, oğluna bana kızmıştır. Bana da korkuyormuşlar demeye. Ama sana da o yüzden yani. Trabzon'da Meryem Hanım, olsam korkmaz mı ki canım? Diyordu zaten. Diyordu çok şeydir. Neydir? Kayınvalidem. Neydir? Nedir? Kayınvalidem çok istedi dedi. Hemen gider dedi, seni evinde bulur dedi. Gelmez oğlun sana dedi. Ondan sonra korktuk gitmedik dedi. Kaçtım zaten. İş yere de geldiği zaman diyorlardı kayınvaliden geliyor diye orada çalışan elemanlar. Ben de kaçıyordum hem arka tarafa. Nereye kadar kaçacaksın tatlım? Artık evlendiğin adamın annesi o. Kaçamazsın. Daha yok, kaçış yok. Gelir bulur o seni, bir de aynı sokakta buldu, oturuyorsun. Buldu. Aldı oğlum işte. Aldı. Şimdi de vermez de geri. Yok yok vermiyor, gelmeyle bile yakınız ya yani, şöyle yakınız. Bir daha bir yer olmuş evlenildi. Pandemi mandemi var ondandır. Olsun da ama oğlan alana kadar sık sık geliydi sonradan. Şimdi daha çok konuşuruz bunları. Tabii ki enteresan bir hikaye var burada ama bizim asıl mevzumuz yemek. Yarışma 15.000 TL. Haftayı da yarıladık. 2 gün sonra da birine vereceğiz bu evde ödülü. Bakalım sen alabilecek misin? Onun için ben öncelikle tabii ki merak ediyorum. Menümde Türkmen yemekleri var mı? Karadeniz yemekleri var mı? Şöyle bir çorbadan başla, say bakalım bize. Gülcan diyeceğim sana, oğul gerek demiyorum. Gülcan. Çorba olarak mantar çorbası. Mantar çorbası. Evet. Ara sıcak da kaytaz böreği. O kaytaz böreği zaten evet, bizi bitirdi. 4 gündür yiyoruz onu. Şiştiniz kaytaz. Artık yani. İlk günkü güzel oldu. Onda hele akşamki bir efsaneydi. Yani dedim ya dün ben şeye. Deme. Güzel aldım dedi, kesmeye dedi. Tövbe ya. Ne yaparım bilemem. Evet, kaytaz böreğin yanında. Pancar salatası yapacağım. Pancar salatası. Evet, o da Türkmen salata olarak geçiyor. Çok yapıyoruz. Ana yemeğin yanında Türkmen pilav var. Ana yemeğin yanında Türkmen. Elbasan tavası. Tava, elbasan evet, tava. Salata? Salata da Türkmen tavuklu salatası. Türkmen tavuklu salatası, evet, elbasan tavanın yanında. Evet. Ama laf etmesinler hem et hem tavuk diye. İşte onun için pilava koymadık. Tatlı ne seçtin? Ayva tatlısı. Peki sen üstünü değiş, bir markete git, alacaklarını al, sonra mutfakta buluşalım. Tamam mı Gülcan? Tamam. Hadi bakalım. Hadi. Kolay gelsin. Hadi. Şimdi hep söylüyorum yani tek başına hepsi güzel de. Şimdi bir araya gelince nasıl olacak? Hem elbasan tavada et var, salatada et var. Hem de tavuk, yani etle tavuk bir arada da hoş olmuyor. Elbasan tava etli, Türkmen pilavı etli, salata tavuk, nasıl oluyor anlamadım ben bu işi. Tavuktan ne salatası olur ki? Tavuğu didikle, üstüne ne koyacak onu bilmiyorum. Gelince göreceğim. Topuklarımı vura vura mutfağına gireceğim, yorumunu da yapacağım. Biraz ağır mı? Bana mı öyle geliyor? Ya sanki bana da öyle geliyor. Kendim çok değil, şeyim değil, çabuğum değil diye ama bana da öyle geliyor yani şey. Bir baktım hanım da diyorsun. Evet. Ağırlık sanki var. Eğer yapamasa var ya, yandım ben. Vallahi hem ne yanmak. Oo. Koş gelin hanım. Hadi mikser gidiyoruz kasaba. Koş. Hadi koşuyorum. Bir de bir aylık gelin iyi cesaret ha. Evet. Kim istedi katılmayı? Kendi anne katılalım mı dedi. Eli lezzetli o zaman. Hepin seyrediyor sizi zaten. Ah canım benim. Anne katılalım mı, hadi kırmayayım dedim bir aylık gelin. Sonra başka gelinin var mı Meryem Hanım? İlk gelinim. İlk gelinin evet, tek mi olacak, var mı başka oğlum? Var. Bir tane 20 yaşında oğlum var. Allah bir 30 bahşiş yaşında kızım var. Aa 3 çocuk. Evet. Allah bak. Kızın evli mi? Kızım bekar. Kızın da bekar. Bekar. İki bekarım var evde. Evet. Türkmen gelinimiz et siparişleri için mahalle kasabamızı tercih ediyor. Kolay gelsin. 800 gram dana kıyma. Evet. 800 gram şey dana et. Orta yağlı olsun. Kuşbaşı.
800 gram. Evet. Emin değilsin galiba gelin hanım. Yok listem, eminim eminim. Kuşbaşı eti nerede kullanacaksın? Elbasan tavada. Elbasan tavada. El basacağız, tava yapacağız. Elbasan tava Türk yemeği değil mi? Evet. Sen Türk yemeklerini biliyor musun? Biliyorum ama fazla bilmiyorum. Bir daha tekrar yaparım, tarife bakmamı gerekiyor. Evde neden Türkmen yemekleri yapıyorsun? Türkmen yemekleri yapmıyorum ya. Ara sıra da yapıyorum Türk yemekleri ama ya. Türkmen yemekleri unutamıyorum o yüzden. Türkmen yemeği yapsaydınız. Türkmen yemeği de var. Türkmen pilavı var. Et siparişlerini hazırlatan yarışmacımız ödemesini yapıyor. Ne kadar? Hadi hadi hızlan. 90 lira. Ah buyurun. Kasap alışverişini tamamlayan yarışmacımız şimdi de markete gidiyor. Ona da mı söylememiş Mehmet? Baba gönlümü bir kıza kaptırdım. Anneme çaktırma ama ya, ben seviyorum. Ona da söylememiş. Pek o biraz hissetmiş ama. O bana niye da çekindi acaba? Yani Türkmenistanlı olduğu için mi yoksa önceden vukuatları mı var Mehmet'in? Ya Mehmet'in vukuatı yok da ben hani bunu duyduğumda istemedim. Ha. Mehmet'e dedim hayır istemiyorum dedim. Ha, duydun hani istemiyorum ha dedim. Ha. Ondan sonra da hani işler uzayınca yani şey edince söylemediler bana. Korktular söylemeye. Ama İşler 4 yıl, 3-4 yıl benden sakladılar. Sana ne zaman söyledi? Düğüne gittik. Bizim Mehmet'in arkadaşının düğünü var. Ha, başkasının düğünü. Benim bir dayıoğlu var. Dedi bana ki şey Mehmet'ten dedi Gül dedi dans edebilir mi? İzin versene dedi. Bak onlar herkes korkay benden işte. Ha, dans için bile izin istiyorlar. Ha. Dedim ki etsin dedim ne olacak? Dedi Gül korkay sen de Mehmet'ten dans etmek için. Dedim edebilir verdim izin dedim. Ondan sonra dedi bana ki Gül'le Mehmet dedi bak yakışırlar birbirine dedi yani. Sen hala anlamıyor musun Meryem Hanım ya? Dedim bu kadar ki, işaret siz var. Siz bana bir şeyler dedim ya, şey geliyor değilsiniz dedim. Mesajlar geliyor. Ondan sonra kızla başladık biz dedektif gibi araştırmaya. Sonra çıktı ki varmış. Gördünüz. Gelin hanım kasapta tam 8 dakika harcadın. Evet, burada çok az harcayacağım. Şimdi ne alacaksın? Ayvamı alıyorum. Kayınvaliden masada olanlardan bahsetti mi? Bahsediyor tabii ki de. Neler anlattı? Kayınvalidelerimle başa çıkamıyorum dedi. Üç verdim dedi. İyi yaptın dedim ben de. Bir gelinimizin topuklu ayakkabısına taktı. Güm güm kafamda dedi sağ dedi. Onun sesleri dedi hala duruyor dedi. Ben dedim boş ver dedim ben de giysem ne olur. O dedi sen giyemezsin. O zaman dedim orada da fazla konuşma dedim. Bana da giydirirler inadına dedim. O da hayır dedi. Şimdi gidiyoruz içeriye. Çok güzel Hindistan cevizi var alsana. Niye alacağım onu? Al işte ben yerim. Yok gerek yok. Hadi o zaman koş. Kelem diye bir şey yazıyor listende. Bilmiyorum Türkmenlerde kelem deniyor ama sizde de çok gittim pazarlara. Kelem diye şey yapıyorlar. Burada kelem var mı? Kelem var size bunun aynısı ama beyaz olanı. Beyaz salata yok, için. Hayır yok. Yok. Ne olduğunu biliyor musunuz? Kelem diyoruz. Sizin de pazarlara gittiğimde kelem diye hitap ediyorlar. Kelem mi diyorlar? Ben öyle duydum. Bir dayı öyle dedi. Bundan bizim niye haberimiz yok? Atom'dan bahsediyor olabilir misiniz? Atom hiç duymadım. Kelem diyerekten duydum. Bilmiyorum. Kelem. Kelem alamadım. Mantar dışarıdan alamadım. Çabuk al o zaman. Koş. Benim arabamı çalıyorsun sen. Beni yanımda götüreyim. Çok kıskanç. Oğlumu çok kıskanıyor. Mehmet'i. Evet. Ha, yeni evli ya. 30 sene sonra da gene aynıdır bu. Öyle mi? Çok aşırı kıskanç. Çok kıskanç. Bazen yengesi onu çağırıyor, gel çay içelim diyor. Geliyor, oturuyor, ben gidiyorum. Men gidiyorum yani. Ben de diyemiyorum, men. He. Men gidiyorum. Nereye gidiyorsun sen diyorum ona. Şey, Mehmet evde. Olsun evde dedim. Yok bakayım mesajlaşır, kimden mesajlaşayım. Ha, bakıyor da telefonuna tabii, tabii falan. Çok fena, çok. Eyvah, Mehmet yakışıklı mı? Bana göre yakışıklı. Aa öyle bir şey yok ben doğurdum. Kimlere benziyor hangi aktörlere diye burada yo, ballandıra yo. Ballandıra anlatıyorum. Sevimli çocuğum çirkin güzel. Sevimli. Aa öyle deme. Aa canım. Hadi gel gidelim bakalım. Gidelim bakalım. Oğul gerek şey pardon Gülcan gelsin de konuşalım. Ne garip ya. Gelin hanım kayınvalidenden tırsıyor musun? İlk başta tırsıyordum şimdi alıştım. Oğluyla çıktığını saklamışsın. Sakladım tabii ki de 4 sene saklandık kaçtık. Nasıl başardınız? Eşim de dedi ki tamam sen söyleme sen bana bırak. Ben de dedim tamam süzme yoğurt alacağım. Bu arada son 9 dakika. Süzme yoğurt alacağım. Koş gelin hanım koş. Anam. Koş Gül koş. Süzme yoğurt nerede? Burada. Süzme yoğurt. Başka ne kaldı? Ay benim kafam karıştı. Eyvah kafan da karıştı. Kaç gündür yatamadım ben. Kayınvaliden arkandan neler diyor acaba? Vallahi dediği adam yapmaz benim kayınvaliden. Benim üzerimden konuşamaz. Senin için çok kıskanç diyor. Evet. Bugün nasıl puanlar bekliyorsun? 7-8 bekliyorum 9 bekleyemem zaten. O kayınvalideler vermez 8-9. Manavdan istediklerim bile hala gelmedi. Anla vallahi o gelmedi nasıl olacak? O salatayı nasıl yapacağım ben? Kepik ekmek alıyorum.
Hemen listeni kontrol her et. Her şeyi aldım. Aldın mı? Evet. Emin misin? Evet. Bir kelem gelecek, bir de dereotu gelecek, iki tane. Yarışmacımız listesini kontrol ederek kasaya doğru ilerliyor. Limon sürmeyi, ay ay. Çabuk ol, gelin hanım süren geçiyor. Çabuk çabuk geçiriyorum. Aldığı ürünleri kasadan geçiren gelinimizin sipariş ettiği sebzeler de geliyor. Valla bize kelem olarak geçiyor, biz Türkmenistan'dayız o yüzden. Alışverişi tamamlayan yarışmacımız şimdi de ödemesini yapıyor. 180 TL. Buyurun. Torbalarını sırtlanan yarışmacımız yemekleri için mutfağa dönüyor. Evet, bugün de geldik mutfakta, heyecanla bekliyoruz. İşte Gül'ün menüsü, mantarlı çorba. Kremalı mantarlı mı, normal mantarlı çorba mı? Krema yapacak mı? Krema yapmayacak. Yapmayacak. Kaytaz böreği, pancar salatası. Bu kaytaz börekleri niye olmuyor ya? Kaytarıyor gelinler kaytaz evet, böreğinden. Evet, hiç olmuyor. Benimki 4 kere denedim. Ha, nasıl oldu evde denemeler? Sonuç İlki verdi mi? İlki güzel oldu. İkincisi? İkincisi daha düşük, daha düşük. Akşamki tamamen düşüktü. Dün akşam da denedim. O tamamen nasıl gitmişti. Bir irtifa kaybetti? İyi ben yaptı da nesini yanlış yaptı? Biraz yakmış onu. Ha, yengeyle sohbete dalmış. Aman bugün olmasın sakın onlar. İnşallah olmayacak. Çünkü daha salı gününden ilk finalistimiz belli oldu bile. Evet. O puanlar neydi, öyle gözlerim kamaştı. 8 puan, bir de 8 puan ya. Nereden çıktı o 8? Ben ne bileyim. Geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber Gülcan? Yoruldum, iyiyim. Yoruldun da. Dur yani. Hadi üstünü başını değiş tamam de gel. Değişte gel. Mikser. Zuhal Hanım, kızımız bütün enerjimi aldı. Niye? Kızımız o kadar ağır ki anlatamam. Değil mi bir sanki bir? Bugün işimiz çok zor. Hele de kayınvalidemizin. Yok canım, o kadar da ağır değil benim gelinim. Ben lütfen onu hızlandırırsın sen. Ben onu hızlandırırım. Bazla. Anneciğim sen miksercim, gelinim çok ağır, nasıl yetiştirecek bilmiyorum dedin ya. Duymazsın. Zuhal Hanım, neler öğrendim bir bilseniz. Neler? Annemiz topuklu ayakkabıya taktığı için gitmiş gelinine 2 tane spor ayakkabı almış. Ya, ya geline spor ayakkabı aldım. Tabii laf ederler, laf çünkü sana. Etmesinler. Ama bak sana 2 spor ayakkabıya mal patladı oldu durduk yere. Bir de yemek masrafları. Yemek masrafı bir haftadır. Sende mi yapıyor? Sende mi pişiriyor? Bende pişiriyor, kendinde pişiriyor, ben sana alıyorum. Sana hiç yemek yaptı mı size aileye? Bir aylık gelin, yediniz. Yaptı. Yediniz yemeklerini. Yaptı, Türkmenistan yemekleri yaptı. Güzel ama onların da sofraları içindir. Mantuları, pilavı. Zengindir yemekleri, bol malzemelidir. Hı-hı, çok güzel. Güzel olur börekleri, mörekleri. Yani benim çocuğa kilo da aldırdı yani. Benim oğlan Mehmet çok zayıftı. Mehmet'im kilo aldı biraz. Ah Mehmet'im. Benden iyi bakıyor şimdi, nazara şey gelirse benden daha güzel bakıyor. Gözünün içine bakıyor. Elinde şeylerle bunu ye, şunu ye, onu ye. Ne diyorsun? Yani. Yeni evlendi. Mehmet. İnşallah böyle gider. Mehmet istersin Mehmet. Sana güzel tatlılar. Aynen aynen, üşenmiyor, gecenin ikisinde istediğini yapıyor Mehmet'inin. Vay Mehmet'e bak, ne şanslı be. Evet, inşallah böyle giderler. Yani. Analar ne oğul gerekler doğuruyor. Oğul gerekler doğuruyor. Nedir bu Allah aşkına? İsim isim. Ay erkek erkek kız. Gitti Allah ne verdiyse. Hayır, tabii canım yani, sağlıklı sağlıklı olsun da. 6 çocuk da maşallah, o anne babaya da iyi bakmışlar, büyütmüşler değil mi? Evet. Hepsine herhalde. Bir de ikiz de var sanırsam bunların. İkiz de mi var? Tabii. Sen ailesiyle tanıştın mı? Annesi rahmetle. Aa, annesi canım. 42 yaşında kanserden ölmüş. Aa, kıyamam, Allah rahmet eylesin. Baba da Türkmenistan'da. Onda bu pandemiden dolayı. Görebildiniz gidiş mi peki bir ay evvel evlendiler? Gelebildi yok, mi? Yok, gelemedi. Aa. Yollar kapalı ya. Gelemediler. Gelemediler. Ailesinden kimse sadece yok muydu? Sadece ablası geldi. İzmir'de bir ablası var. O geldi düğünümüze. Hay Allah. Zuhal Hanım, Mehmet'le oğul gereğin fotoğrafı var elimde. Hay, bakayım bakayım şimdi Mehmet'i bir göreyim bakayım. Gerçekten birbirlerine çok yakışıyorlar. Anneciğim, onlara kesin bir oğul gerek. Asıl sana bir evlat gerek artık. Şey, kına da. Kına. Niye Mehmet'i kına gecesinde bu kadar dahil ettiniz? İşin içine bu kadar soktunuz? Hadi geldi, anladım da. Bindallıyı adamın kafasına niye geçirdiniz? Geçirdik. Kıskançlık bile yanında olacak. Onun altında olacak. Kına'da da altında tabii olacak. Tabii ki altına. Kız bu ne, bu adamı niye böyle bu hale soktunuz? Ben 2,5 yani saatini başlatıyorum. Kolay hadi gelsin. Başlat. Hadi yavaş yavaş, hiç yorma kendini, telaşa. Çok da yavaş falan değil ha. Zuhal Hanım, zaten menüsü de basit. Hangisi zor anlamadım, mantarlı çorba mı? Mantarları soy, suya at. Tabii canım tabii he. Neresi soy suya at? Hangisi zor anneciğim? Anne. He efendim, efendim. Tencere nerede? Aman Gül, gel otur 2 dakika benim kız, buluruz, boş versene. Çabuk gelin hanım, çabuk. Zaten markette de ağırdın. Ağır ya. Geldi tencere. Sana niye böyle diyorlar anlamış değilim yani. Bu kadar enerjik,
Bu kadar hızlı bir insana ağır diyorlar anlamıyorum. Herkes ağır diyor bu. Allah evet o huyu öyle. Zuhal Hanım, kızımız ağır mağar ama kayınvalidesini tehdit edip almış Mehmet'i. Şimdi sen küçük oğlun için antrenmanlısın. Evet. Sen şimdi işleri, ipleri sıkı tutacaksın değil mi? Aynen. Şimdi diğer oğlun pek şansı yok öyle kafasına göre tık. Muhakkak ki sen çökersin tepesine. Söyle bakayım var mı flörtün? Var mı hayatında biri? Var mı bir kız diye? Söylemiyor o da olsa da soruyorum ona söylemiyor. Nasıl korkutmuşsan çocuklar evet, hiçbir şey demiyorlar sana. Düşün. Sadece bir kızla beraber kız söylüyor. Kızın da bana. 30 yaşında bekar evet, o da sana bekar. Korkusundan. Bak şimdi ne olacak Elif? Bu durum nasıl yani? Elif ne yapacak? Bir an önce başlıyorsun? Gül. Şimdi. Evet. Tavuğumu koyuyorum. Tavuğunu koyuyorsun. Evet. Neyin içinde vardı tavuk? Salatanın mı? Evet. Türkmen salatası. Elif basan tava yapacak. Yanında evet. Tavuklu Türkmen salatası. Sence buna laf ederler mi? Vallahi bilmiyorum ederler herhalde. Bana da öyle geliyor. Niye başka bir salata seçmediniz? Bilmiyorum o kendini vallahi seçti. Normalde yeşil salata yapacaktı. Sonra onu görünce şey yaptı dedi. Yeşili çok yapıyorlar. Dedi. Sürekli izliyorum sizi. Değişik olsun dedi. Mesela dünkü menüye hafif dedi Sabahat Hanım. İçli köfteli, kebaplı menüye hafif dedi. Evet. Bir önceki gün beşamel soslu bir etti yani. Ona ağır bir menü dedi. Kallavi ona, dedi. Evet çok ağır bir menü dün dedi. Dün 5 verdi. Bir tarafta birisi 8 verdi. Ben anlamıyorum ha. Bu hafta bir garip. Gelinim akşam söyledim dedim böyle böyle dün geline 8 puan verdim dedi. Anne niye yüksek verdin dedi. Dedim kızım ya pazar günü yarışan bayanla dedim. Dünkü bayanlar arasında dallarda fark var. Hak demek istemedim. O da bir şey demedi. Anlayışla karşıladı. 8 verdi ya. Olacak iş değil yani. Neye 8 verdin ya? Bir malzemeyi yapmış. Hepsini onu kullanmış. Yani eziyetli bir yemek değildi ki dünkü. Ben Serhat Hanım'a bilmiyorum. O beğenmediği yemeklere 6 verdi. Bizim yemeklerin hepsini beğendi. Çorbayla kırlakı şey tatlıya böyle girmiş böyle yiyordu zaten. Kendinden geçmişti. Ama ben dedim ki yani dedim herhalde Sebahat Hanım dedim şey verecek dedim. Yüksek verecek dedim ama bir baktım 5. Sabahat Hanım çok yağlı olduğu için yemek ağır dedi. Ama şey tuhaf değil miydi sizce de? Gelinine söyledin mi verdin puanı dedim. Yo sordu mu sordu ama ben söylemedim dedi. Neden söylemiyor acaba? Mesela? Pişman olduğu için olabilir mi? Ben gittiğim gibi söyledim. Ha. Eve gittim 3 verdim dedim. Akşam gittim 6 verdim dedim. Annenin verdiği 3 puan için ne diyorsun? 3 verdi 3 ilk gün. Evet öyle dedi. Ne diyorsun? Sevindim 3 verdin. Sevindin mi? 6 verdiğine de işte. Üç verdiğine sevinmiş. Topuklarımı vura vura yorum mu yapacağım, yemeğine bakacağım, beklesin beni geliyor. Yarışmadayız tabii ki 3 puan verecek diyor. Zaten şimdi bana diyor fazla puan verme. Üç verdiği gelinin kayınvalidesi de kalkıp sana o bana 3 al sana 3 verse ne olur? Gün mesela dün aldı puanı karşılığını verdi. 3 verse yine iyi Zuhal Hanım yemekler yetişmeyecek. Yok öyle şey. Ya şu ağzını bir hayra açsan diyorum. Ya aynen. Yok bunun ağzı hiç hayır açılmaz. Baksana ya vızır vızır ara gibi koşturuyor. Ara yemeği pancar salatasına başlayan gelinimiz pancarları doğuruyor. Zuhal Hanım kızımız Türkmen pilavını etsiz yapacak. Ben etsiz Türkmen pilavı hiç görmedim. Ha mesela et koymayacaksın doğru evet, söylüyor. Ama şimdi etim var kıymalı var. Ben şimdi buna tavuk eti buna kırmızı et koymuşsun pilavın evet. Etli olması gerekiyor. Asıl onun eti yok evet. Mesela. Sen araya bir tane bir Karadeniz yemeği sıkıştırma yeseydin öğretmedin mi gelinle? Daha öğretmedim. Daha yeni diyorsun. Daha yeni. Ha Türkmen pilavı etle yapılır. Benim bildiğim Türkmen pilavı etle yapılır. Şu kaytaz böreğini ilk günkü gibi yap. İlk yapmışsın ya. Evet. Gül. Öyle onunki yapacağım. Gibi yap yemeği. Tamam. O gün ne yaptıysan aynısını yap. Çünkü daha kaytaz böreklerinin olanını yemedik. Evet, olmuyor. Dünkü gelinimiz ne hata yaptı söyle bakayım. Zuhal Hanım aslında kaytaz böreğini güzel yapıyordu. Bana da aslında umut vaat eden bir kaytaz böreğiydi. Ama maalesef çıkaramadı. Niye öyle oldu ya? Ne şeklini verebiliyorlar ne de kıvamını. Dünkü kaytaz böreği de güzel değildi. Yani tutmamıştı. Hamurunu kesemedik zaten. Dünkü kaytaz böreğinin kıyması yanmamıştı. Pazartesi günü bayanınki yanmıştı. Ama kuru muydu? Pazartesine bakarak biraz daha şeydi ama o kadar aşırı kuru değildi yani. Daha yumuşak mesela bıçakla rahat bir şekilde kesmemiz lazım ama kesemedik. Çok sert oluyor. Çok sert çok oluyor. Sert. Halbuki o çok güzel bir börektir. Ben evet. Bir de içleri hani geçtim artık hamurumdan. İçten de bir lezzet alamıyorum. Evet, içi de lezzetlisiz. Annelerin ekşisi diyorum. Hiç ben almıyorum o tadı. Kızımız bugün kendi fırınını getirdi. Aa bravo. Bakayım bak fırını getirmiş. Aferin Gül. Dedik hani belki fırındandır dedik evet, akşam onu. Yok canım fırında şey neler pişirdi bu fırın. Doğru. Yazık fırının da günahını alıyorlar. Fırının azizliği. Fırının da günahını alıyorlar. Bu fırında neler yapıldı neler. Doğru ısıya.
Getirmezsen, gerektiği kadar içinde kalmazsa veya fazla kalırsa veya yanlış yere koyarsan olmaz tabii. O bütün yemekler için geçerli. Bırak kaytaz böreğini. Bir yufkadan şuraya bir börek de yapsan, şey tepsi böreği yakıyorlar ya da çiğ kalıyor içi. Yok. Evet, ne koydun bakayım? Şimdi pancarları koydun. Pancarı koydum. Pancarı. Etimi koydum. Evet. Tavuğumu koydum. Tavuğunu koydum. Şimdi de tatlıma başlayacağım. Bak yapıyor bir şeyler. Siz de öyle konuşuyorsunuz. Karamsar. Aynen. Karamsar. Gerçekten anneciğim, gelinine neden güvenmiyorsun anlamadım. Halbuki teşvik etmen lazım. Dur şimdi başlayacağım birazdan. Sen istediğin kadar fiştekle. Duymuyor ki seni. Bak transa evet, geçti. Evet. Zaten sabah bana ben seninle konuşamam. Kayınvaliden konuşsun dedi. Bence de o işi siz üstlenin Meryem Hanım. Zaten Gül bence de yemeklerine odaklansın. Bence siz de odaklanın onunla beraber. Tadın yemeklerinden. Bakın tuzlarına, kıvamlarına. Önemli çünkü. Aynen. Dünkü gelinimizde çok yüksek puan aldı Gül. İlk evet. güne sevindin sen 3 verdi diye ki bence sevinmemeydin. Yanlış yaptı kayınvaliden. Ama dünkü gelinimizin puanlarını duydun mu? Duydum. Oh. O yüzden morali bozuk. Bozuldun mu? Hayır, hak edene verecek yani. Tabii güzel yaptığını da versinler. Daha bir tane 8 gördük. Bir daha 6 gördük. Pazartesi günü yarışan gelinimiz evet. güzel yapamamış dedi. O yüzden 3 vermiş evet, annem. Evet, olmamıştı ama 3 de değildi bence. Ben de yapamamıştım. Bana da hak edeni versinler. Bence de hak edilen puanlar aynen. verilmeli. 15 bin TL'yi sen ne yapacaksın? Evimin eksikleri var. Yeni evliyiz biz. Pandemiden evet. dolayı da fazla bir şey alamadık ama. Pandemiden dolayı çok az kişi gelmiş. Takıda takılmamış. İşte yok, onun için evlenmemeniz lazım bence bu dönemde. Ben dedim bunlara ki bekleyin. Haziran'a falan evet, yapalım. Niye beklemediniz? Biraz... Yok, bekleyemedim. Düğün ne istiyorum. Acelem vardı? Böyle sıkışık beraber zamanda. Beraber yaşamak istedim. Ha? Beraber yaşamak istedim. Evlenmezsen Türkmenistan'a gidiyorum demiş. Evet. Yaşamak istemiş. Artık tehdit diyorsun, ettim. Bekle, beklediniz. 4 sene bu zamanı mı buldunuz Mehmet de yani? Hiç sorma. Geçen sene hallederdin şu işi. Yani kısmet. Her şey kısmet sonuçta. Aynen. Ne varsa kısmetimizde onu yaşıyoruz öyle, ama öyle. Hani pandemi bitseydi babacığın da gelirdi, ailen gelirdi. Evet. Daha çok takı gelirdi. Aynen. Rahat rahat siz de eğlenirdiniz, düğününüzü yapardınız. Şimdi biraz... iki ara bir deri ben size tavsiye ederim evlenmeyin. Ya çünkü bir anlamı yok. Yok. Yani sakın dişinizi inşallah şu zorlu süreç bitsin. Öyle rahat rahat olması gerektiği gibi evlenin. Ne aceleniz var? Allah sağlık versin. Hmm. Bu arada kaç dakika geçti bakayım? Zuhal Hanım tamı tamına 10 dakikaları bitti bile. 10 dakikan gitti. Nasıl gidiyorsun? İyi gidiyorum şimdi. Hadi bakalım tatlı göreceğiz. Tatlı koyacağım. Görüşürüz. Hadi lezzetle. Ya ne olur kaytaz böreğini bir şey yapayım. İnşallah yani lütfen. Bakacağım elimden geldiğince şey edeceğim ama. Kaytaz böreği çek diyeceğimiz yiyeceğiz diye yaptırdık. Ben İnşallah hadi bakalım. Bana gidip kaytaz böreği aldırtmayın şimdi dışarıdan. Olmaz, ayıp olur yemek programında. Yok yok, bugün olacak inşallah. Ha? Bugün tutturacağız. İnanayım mı? Zuhal Hanım, yarışmamızda en iyi mantıyı bir Romanyalı gelinimiz yapmıştı. Bak doğru ya, hakikaten mantı yaptırdık. En iyi mantıyı kim yaptı? Romanyalı gelin. Yani bu el lezzeti, maharet, yetenek, ilgi. Doğru, başka da bir şey değil doğru. yani. Onun gerçi için bu da çok güzel belki yapıyor. En güzel kaytaz böreğini Gül yapacak. İnşallah. Hadi o İnşallah. Gerek. Sana 15 bin TL gerek. Bu espriyi yapmalıydım. Kusura bakma. Teşekkür öpüyorum ederim. Sizi. Sağ olun. Dikkat edin. Sağ olun. Bol şans diliyorum. Bugün de gönlüm Amin senden inşallah. Yana. İnşallah. Görüşürüz Yüksel. Görüşürüz Zuhal Hanım. Hoşçakalın. Gelin hanım şu ana kadar neler yaptı? Ayva tatlısının kabuğunu soyuyorum ayvanın. Düdüklüde ne var? Kuşbaşı var. Dana kuşbaşını yapıyoruz. Pancarlar ne için? Pancar salatası için. Türkmen pancar salatasını yapacağım. Gelin hanım ayvanın çekirdeklerini neden çıkardın? Çekirdekleri renk vermek için içerini atacağız. Peki istediğin renkler olacak mı sence? Olacak tabii. Tatlıya devam eden gelinimiz ayvaları yerleştirdiği tencereye karanfil, çubuk tarçın ve ayva çekirdeklerini koyduktan sonra şekerini ve suyunu döküyor. Hanımlar, şu ana kadar geçen süreniz tam 20 dakika. Aldınız mı mesajı? Aldık. Gül 20 dakika gitmiş. Çorbaya mı geçiyoruz? Evet. Çorba için sapları alınan mantarlar doğranmaya başlıyor. Anneciğim, dün Gülay Hanım Karadeniz fırtınası gibi esti. Neydi o dün öyle? Esti savurdu. Bugün nasıl gelecek sence? Bugün daha beter gelecek gibi mi geliyor? Çünkü ben ondan hani biraz uğraştım. Gelinin ayakkabılarına taktım. 3 verdim. Oy 3. O yüzden kızımız bugün spor ayakkabı giymiş. Tabii ki spor giydireceğim. Yani şimdi Gülay Hanım gelinle konuşup da... Ben zaten rahat edemem ki o yüzden. Ayakkabı giydiremem ona. 2 çift spor aldım ona. Anneciğim neden topuklu ayakkabıya taktın bu kadar? Ya ne bileyim tak tuk yani başıma ağrıdı. O topuk meselesi bugün başlayacak.
Benim topuklara taktıydı. Bugün bakacağız. Süt ne için gelin hanım? Hamurum için. Kaytaz böreğine geçtik mi? Evet. Neden süt kullanıyorsun? Süt daha güzel oluyor. Hamurunu tadına güzel veriyor. Tadı daha lezzetli oluyormuş. Tadı daha lezzetli oluyor. Hamuru yumuşatıyor mu? Vallahi yumuşatıyor gibi geldi ama dün de yumuşatmadı benimkini. Kaytaz böreğini evde kaç defa yapmıştın? Dört defa. Dört defa mı? Evet. Peki kaç tanesinde başarılı oldun? Birinde. Birinde. Ama o kadar da şey, o sert olmadı yani. Kaytaz böreğinin hamuru için süt ısıtan gelinimiz yoğurma kabına aldığı sıvı yağ, kuru maya ve tuzu çırpıyor. Anneciğim, gerçekten gelini istemedin mi? İstemedim ama iyi ki de olmuş. Peki neden istemedin? Ya ne bileyim ya, o ne bileyim işte, yabancı diye anlaşamayız ya, diye ben o yüzden şey yapmadım ama. Türkmen de yabancı diye işte istememiş. Bir yandan da ana yemeği elbasan tavaya başlayan yarışmacımız soğan ve biberleri doğruyor. Anneciğim, gelin çok mu kıskanç? Çok, aşırı derecede. Çocuğuma nefes aldırmay. Almasın zaten. Arkadaşlarını bile eve çağırmıyormuşsun. Evet, çağırmıyorum. Kıskanıyorum eşim o yüzden. Elbasan tavanın soğan ve biberleri kavrulurken un ve süt eklenen kaytaz böreğinin hamuru yoğruluyor. Kaytaz böreğinin hamuru böyle mi olacak? Evet. Daha şimdi şişecek o. Göstereceğim size. Yağ alıyorum. Yağ alıyorum. Her yer oldu. Kaytaz böreğinin hamuru istenen kıvama geldikten sonra iç harcı için soğan doğranıyor. İç harcına neler giriyor? Tamam da soğanla şey var, evet. Kıyma. Şimdi ne koyacaksın? Tereyağı koyacağım. Sonra da... Nar ekşisi koyacağım, unutma. Alabilir miyim? Al gelin hanım. Şimdi var ya, sen de oyala, yemeklerim çıkmasa sen... Elime yapıştı. Eyvah anneciğim, elime yapıştı. Dur gelin hanım, yapma. Düşüreceksin şimdi. Kaytaz böreğinin iç harcına soğan ve kıymadan sonra tereyağı, nar ekşisi ve karabiber ekleniyor. Huriye Hanım hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi Huriye Hanım hakkında ne düşünüyorum? Hani çok sohbetimiz yok çünkü birbirine... Sağ solu hiç belli olmuyor. Evet, sağ solu belli değil. Yani nereden gol atacağını anlayamıyoruz. Bugün size 9 da verebilir. 3 de verebilir, aynen. Aynen. 3 veremez. Verebilir. Veremez, verebilir kızım. Yani bu Huriye Hanım, ben çünkü 8 deyince ben dün şaşırdım orada. Tamam, 6 olabilir. Mesela ben 6 verdim. Güzeldi dün. Ama 8. Gelinin de hiç düşünmedi. Kaytaz böreğinin iç harcını yoğuran gelinimiz üzerini kapattıktan sonra dinlenmeye bırakıyor. Havuçlar ne için gelin hanım? Havuçlar pilavım için. Türkmen pilavı ama etsiz olanı. Etsiz hiç yapmamıştım ama İstanbul'a geldiğimde makarnayı etsiz yiyorlar, şey yapıyorlar. Ben alıştım etsiz yemeği. Artık yapacak bir şey yok. Etsiz yiyecekler. Tavuksuz yiyecekler. Bir şey dedikleri zaman da söyleriz, açıklamasını yaparız. Türkmen pilavı etsiz olur mu hanımlar? Kuzu eti çok kokuyor. Onu da kokuyor diyecekler. Türkmen pilavı için havuçlar rendelendikten sonra soğan doğranıyor. Gelin hanım, kayınpederinin çay ocağında çalışmışsın. Evet. Peki zor olmadı mı? Yok, ne zor olsun. Anneciğim, gelininin kayınpederiyle arası çok iyiymiş. Eşimi çok seviyor, babişler onu. O onun babişi. Anne, pişmiş erimiş, bu pişmedi diyorsun. Annenin umrunda değil gelin hanım. Vallahi. Aman dikkat et anneciğim. Biz yarış kazanamayız. Bu benim bezim nerede? Yarışı sen istedin kızım, ben istemedim. Onun için sen yapacaksın. Limonlu suda bekleyen mantarlar suyu sıkıldıktan sonra tavuk suyuna alınıyor. Ardından Türkmen pilavı için rendelenen havuçlarla doğranmış soğanlar kavruluyor. Anneciğim, Sabahat Hanım dün benim üstüme gelirseniz küserim konuşmam dedi. Ha evet, ama yarışmaya gelmiş yani, mecbur konuşacağız. Yarışmada öyle benim üstüme gelmeyin, ben küserim susarım diye bir şey olmaz. Yani o öyle bir şey yok. Konuşulacak yani, üstüne de gidilecek. Hatta biz ona sorduk 6 puan niye verdin diye. Onun ona açıklamasını da yapmadı koydum bize. Ona tereyağı koydun mu ya, koymadın mı? Yani yapmak zorundaydı, bir açıklama yapmadı bize. Hem dedi ki ağır yemekler, bütün ağır yemekleri dedi... Aynı menüye koymuşlar dedi. Hem de 6 verdi. Açıklama da yapmadı bize. Şimdi ne yapacak? Biraz kibar bir hanımefendi. Kibar bir, narin bir bayan. Acaba strateji mi yapıyor? İlk gün 6 verdi. Dün 5 verdi. Bugün artık 3'e 4'e iner. Çünkü kendi günü geliyor ya. Ondan olabilir yani, öyle yapabilir. Ama senin de 4 puanın duruyor. Benim 4'üm de var, evet. 5'im de duruyor. 4'üm 5'im duruyor. Allah şuraya. Etimi yapıyorum.
Elbasan tavaya devam eden yarışmacımız tereyağı ile ayçiçek yağını karıştırdıktan sonra düdüklü tencerede haşladığı dana kuşbaşı etleri kavuruyor. Ardından tuzunu ve karabiberini ayarlıyor. Elbasan tava dana kuşbaşından mı olur yoksa kuzu kuşbaşından mı? Kuzu ile olur normalde ama işte ben şeyi tercih ettim. Kuzu ile olurmuş da hani kokar diye yemezler diye. Danayı tercih et. Ama bunu eleştirebilirler. Eleştirsinler. Evet. Türkmen pilavı da olmadı zaten. Bugün çok eleştirileceğim. Bir yemeklerde bir yetişemese yandık. Anneciğim, menüye neden müdahale etmedin? Ya beraber karar verdik ama hani. Ana yemek elbasan tavanın kuşbaşı etlerine kavrulan soğan ve biberler ekleniyor. Sosu için yumurtaların sarısı beyazından ayrılıyor. Çok büyük kesti ama ya. Birazdan kesmemiz lazım bunu ortadan. Kuşbaşı böyle olmaz. Gelin hanım, bu etler çok az değil mi? 800 gram. 7 kişilik 800 gram yiyorlar normalde. Ama ben yine yaptım işte. Ayarlarına falan bak bakayım. Tamam, ayarlar doğrudur. 800 gram yeter mi? Ama üstüne şey falan gelecek ya. Hani kesilecek küçük dilim dilim. Birer tane koyarsınız artık. Yok. Gayet iyi olacak. Dur sen sus şimdi. Eyvah. Tabak bomboş kalacak. Allah'ım, ben nereye gideyim? Bir kilo mu alsaydık keşke? Ben sana bir kilo dedim keşke. Hiç dinlemiyor bu gelin beni, hiç. Elbasan tavanın sosuna geçen yarışmacımız süte un ekleyip çırpmaya başlıyor. Elbasan tavanın sosuna neler giriyor? 2 tane yumurta sarısı, 1 bardak süt, 1 bardak da un. Bir de etin suyunu koyacağım biraz. Elbasan tavanın sosuna süzme yoğurt ve et suyu karıştıran yarışmacımız kuşbaşı etleri cam tepsiye alıyor. Ardından hazırladığı sosu üstüne döküyor. Anneciğim, tadına baktın mı? Bir dakika. Bakmaya gerek yok, tuzu falan güzel. Aha da baktırmadı. Tadına bile baktırtmıyor anneciğim. Hiç evet. Etin evet. Tadına baktın, onun tadına bakmaya ne gerek var? Anneciğim, gelin çok fena. Şu an bir kez daha anladım. Ben elbasan tavayı yemedim daha ya. Belki ad olarak şeydir de ama belki de tatmıştırım yani. Bilmiyorum elbasan tavayı. Elbasan tava kuzu etinden yapılır. Zepselerini korsun üzerine fırına sürersin. Hiçbir şey yok. Uğraştırıcı hiçbir şey yok. Türkmen pilavı için kavrulan soğan ve havuçlara yıkanan pirinçler ekleniyor. Ya et yanında var işte daha. Yanında onda et, onda et olur mu? Her şey et. Dur, o zaman havuçlu pilav deseydiniz. Ama bak, et suyu koyduk. Et yoksa suyunu koyduk. Onu biz de yaparız da Türkmen pilavı diye bilmiyorum adını ben. Havuçlu pilav derim, sebzeli pilav derim. İşte onun da yağ oranı, tuz oranı, pirinci, malzeme de çok önemli. Süt normalde koyuluyor da. Şey, işte un koyuluyor. Poşetlerde olabilir mi? Unutmuş olabilir misin şeyini poşetlerin içinde? O masada anne, o odada diyorum, hala bakmıyorsun. Gidip kendin de bakabilirsin. Git bak, ben karıştırayım. Hadi bul da gel. Anneciğim, gelin içeri gitti ama süresi de geçiyor. Neden listesini yanında getirmedi? Mutfağa neden getirmedi? Ne bileyim ben. Bu yetiştiremeyecek ya. Vallahi bu gidişte kalacağız. Göreyim misin ben? Eyvah eyvah eyvah. Kadınlarla gireceğim ben birbirine. 2 gündür söyleniyorum kadınlara. Ama Karadeniz damarın tutmadı hala. O kadar da söylenmedin. Anneciğim, gelin nerede kaldı? Gül, hadi hadi, zaten yetişmeyecek, haydi. Hadi, zaman gidiyor, haydi. Heh, buldun mu? Yok, aklıma geldi. Dedim ya ben, o geldi. Poşetlerin içindedir. Hayır, ver şunu. Al. Süt ve unu çırptıktan sonra mantar çorbasına karıştıran yarışmacımız dereotu doğramak için hazırlık yapıyor. Anneciğim, bak gelinin morali bozuldu. Evde ne biçim yapıyorum, çabuk çabuk buraya gelince ne oluyor bilmiyorum. Burası işte dedim ben sana da, annem ev değil orası dedim. Hem saatle yarışıyorsun, hem heyecan. Hepsi bir arada. Hadi hadi, moralini bozma haydi. Sen yetiştirirsin, azimlisin. Nasıl Mehmet'i aldınsa bunları da al haydi, bu puanları da alacağız. Mantar çorbası ve tavuklu Türkmen salatası için yıkanan dereotları doğranıyor. Mantarlı çorba güzel olursa, yani böyle kıvamı yerinde olursa, şey olursa, ben mantarlı çorbayı seviyorum yani. Anne, bunun altını yakmışsın ya. Altını falan kıs bir bak ya anne. Eyvah, dibi tutmuş. Anne, bir onlara bakmak senin şeyin değil mi? Bakamaz mı yoksa? Kayınvalidelerin görevi kontrol etmek. Altının yanık değil miydi zaten? Anne, bir sürü açık, çok açık kalmış, bak yanmış, kokusuna bak. Eyvah! Ne olacak şimdi?
Çok mu yandı acaba? Yok ya, ben pes ettim artık ya. Bir bak. Pes etmek yok. Aa, daha evet. Fırına da bakmıyorsun anne. Bir kur. Fırına yeni o, koydun. Siz de konuşturuyorsunuz onu ya. Fırına yeni koydun. Gerçekten pes mi edeceksin? Pes etmek zorunda kalacağım şimdi sinir olursam. Ha, pes edeceğiz. Niye geldik pes etmek tamam, varsa? Tamam, yanmamış mı altı? Yok yok, fazla yanmamış, baktım. Ayva varsa bir daha yap gelin hanım. Ayva yanmış. Yetişmez. Yok yok. Hala bir saatin var, yetiştiremez misin? Yok yet. Yanmış mı anne? Evet. Evet. Ah seni, ben sana anne bir bak, bakmıyorsun ya. Hangi birisine ben yetişeyim tek başıma? Ayva yetişmez mi acaba daha? Bak evet. Bu da işte yapışıyor. Kıs altını. Morali iyice bozulan yarışmacımız kaytaz böreğinin hamurunu açmak için hazırlık yapıyor. Kaç tane sağlam ayva var anneciğim? 1, 2, 3, 4, 5 tanesi normal gibi. 5 tanesi normalse tamam işte. 5 tanesi hemen hemen 6 tanesi de normal. Tatlı oldu o zaman. Bu börek oldu mu? Aman tatlı oldu mu? Bir bastı şeyin olmuş. Moralinizi bozmayın hanımlar. Yanmamışlardan verirsiniz. Kaytaz böreğinin hamuru bezelerine ayrıldıktan sonra yağlanarak açılıyor. Fazla bir şey kalmadı. Gelin hanım, moralini bozma. Bunları çıkarsana soğusunlar. Oh, evet tabağa çık. Ben çıkartabilir miyim ben? Çıkaramazsın anneciğim. Yanıkları tamam, alma. Tamam, ne yapayım başka? Dur. Bak 5 tane burada yanmamış var. 6 tane. Bak şimdi altlarına bakarak al. Anne zaman kaybediyorum anne. Bırak ya, hepsi soğusun. Yanık olanı kayınvalidene verirsin. Evet, yanığı bana verirsin. Anam. Kaytaz böreğinin hamur bezelerini açan gelinimiz eliyle şekil verdikten sonra fırın tepsisini alıyor. Anneciğim, 2 gündür yapılan kaytaz böreklerini beğeniyor musun? Güzel değildiler. O zaman gelinine biraz tüyo ver. Ne tüyosu verecek? Annem benim evimde yiyor onu. Kendi yapmamış ki. Anneciğim, gelin seni resmen gömüyor. Gömdü, gömdü beni. Niye bugün beni ya? Gömdü. Doğru söylüyorum. Ay, kaytaz böreğini ilk defa biliyoruz biz. Fırın tepsisine yerleştirilen kaytaz böreğinin hamurlarına kıymalı harcı konuyor. Evet. Tamamdır. Şimdi şu fırını yak. Yok, o fırını yak şeye yapana kadar anne. O çabuk şey yapmaz. O açık olması lazım ki fırın. Soğuk fırının içine koyarsan da taş gibi olur, geçer gibi. Ben bir şey demiyorum. Elbasan tava pişene kadar bu geç kalacak belki. Anneciğim, yemekler fırında pişmeye devam edebilir. O zaman dursun biraz. Koyma, koyma. Niye? Birazdan azıcık şey yapsın. Biraz da kendi kendine azıcık şey gelsin. Anne hamur. Şimdi yetişmezsem ondan sonra görürsün mü ister? Son 51 dakika. Böreği fırına attıktan sonra süren bitse bile pişmeye devam edebilir. Tamam, pilav, bu bir tamamdır saat, kızım. Yarım saat pişmesi lazım. Tamam işte, 51 dakikam var. Anne şimdi salatalarını tamam yapacağım. Pancar salatasına geçen yarışmacımız haşlanan pancarları soymaya başlıyor. Şey, sarımsaklar niye bekliyor suda? Sarımsakları da alacağım 2-3 tane şimdi salata için. Elbasan tavaya da sarımsak koymadı. Olsun, kim anlayacak sarımsak olmadığını? Dünkü Adana kebabının ismi de sarımsaklı Adana kebabıydı ama hiç sarımsak kokusu gelmedi bana. Masada neden söylemedin? Ne bileyim, söylemedim işte, güzeldi, yedim. Hani o olmamış olsaydı derdim. Ara yemek için haşlanan pancarlar soyulduktan sonra doğranıyor. Pancar salatası. Bunda ne var ki pancar salatasında? Kes, üstüne sık limonlu şeyini işte bu yani. Pancar salatası. Yoğurtlu muymuş acaba? Kız isteme nasıl oldu hanımlar? Ablamdan istediler. Ablasından en istedik. En büyük oğlum. İstemesek zaten onlar istemiş birbirlerini yani. Bize formaliteler düştü sadece. Başka bir şey değil. Böreğe koy, çorbaya atıyorum biraz. Tavuklu Türkmen salatasına geçen yarışmacımız haşlanan tavuk etlerini didikliyor. Anneciğim, ayva da yandı. Olsun, onu idare şey yapacağız. Ayva artık yandı demeyin, yine kayınvalidenin yanında beni yakarlar onlar. Ben söylemem ama aramızda biri var, kesin söyler. He, şurada mikrofon da varmış, ondan da biraz önce şey yapmışsın. Herkes seni dinliyor gelin hanım, dikkat et. Türkmen salatası için havuçtan sonra göbek marul doğranıyor. Anneciğim, istersen sen üstünü değiştirebilirsin. Aynen anne, git. Çabuk çabuk. Anneciğim nereye? Üstümü değişme. Bunları unutma, fırındakileri. Çabuk masayı da ayarla. Kayınvaliden sana güvenmiyor. Güvenmiyor derken güveniyor ama işte bunun tedirgin oldu biraz. Sana yetiştiremezsin dedi. İşte öyle dedi. Evde bazen bir tane eskiden bir tane tüpte 4 tane yemek yapardım. Annem rahmetli olduğu için her sene
Öyle yetiştirelim ama burada burasının heyecanı bambaşka bence. Ama yine de gelin katılım çok eğlenceli. Kızlara söylüyorum gelir inşallah. Kayınvalidenden çekiniyor musun? İlk başta çok çekiniyordum. Neler anlattılar sana? İşte dediler böyle çok sert dediler. Seni vermezler dediler. Almazlar dediler falan filan. Tavuklu Türkmen salatasına neler giriyor? Kelem girecek işte. Marol girecek. Ondan sonra maydanoz girecek. Dereotu girecek. Bir de havuç girecek. Tavuk, haşlanmış tavuk. Bir de sarımsak, iki diş sarımsak. Sosuna neler giriyor? Sos olarak sadece zeytinyağı girecek. Bir de çok az limon suyundan batırın. O kadar. Fazla da ekşili olmayacak çünkü içinde tavuk olduğu için. Peki bunun neresi Türkmen salatası? Türkmenistan'da mesela düğünlerde falan bizde yemeksiz düğün olmaz. Leğen leğen böyle salatalar çok yapardık eskiden. Bizim kendi restoranda çalıştık biz. 5 kız abla olduğumuz için. Gittik öyle salataları yapıp düğün yapılan eve veriyorduk. Salata da bitti galiba. Şey bitti, dur ben şu şeylerime bakacağım sadece. Elbasan tava nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Kayınvaliden de gitti gelmedi. Anne! Sen de bana gaz vereyim ya. Anne! Gelin hanım nereye? Masamı hazırlamaya gidiyorum. Koş hadi koş! Ay masada çok büyükmüş ya. Ranları ve servisleri açan gelinimiz yemek takımlarını yerleştiriyor. Bunlar senin tabakların mı? Evet. Çeyizinden mi? Evet. İlk misafirin kayınvalideler mi? Yok, çok misafir ağırladım evde. İlk bunlar değil. Neden yavaşladın gelin hanım? Benim boyum yetecek mi bu masaya bilmiyorum. Evet, ne yapıyorsun masaya? Hoş geldin anneciğim. Gelin yemekleri yetiştirdi. Yetiştirdi. Bakalım tatları nasıl, beğenecekler mi? Yemekleri kontrol ettin mi? Hemen hemen baktım. Şu an sadece fırından çıkan elbasana bakmadım nasıl diye. Bardaklardan sonra kağıt peçeteler yerleştiriliyor. Dünkü sofraya yaz masası dediler. Ya yaz masasıydı normalde ama yani yine de güzel göründü. Sarı sarı yaz masasını andırıyordu. Bizimki de kış oldu. Dün dediler yani pastel renkler, daha koyu renkler. Bu da şimdi kış oldu sanırsam. Gelin çok yavaşladı anneciğim. Galiba üstünü değiştiremeyecek. Çabuk çabuk. Tamam da acele ediyorum işte, ne yapayım. Tüm sezonların en yavaş masa hazırlayan gelini olabilirsin. Bilmiyorum, ben de hiç yavaş değilim ama burasının heyecanı bambaşka. Siz öyle söylüyorsunuz da. Misafir ağırlamayı sevmiyor musun yoksa? Yok, hayır canım, ne alakası var? Şey yapar yani ama. Hepsini şey böyle koy ya, tek tek koyma, şöyle yok, koy. Yok anne, öyle kızım, koyulur mu? Kızım tek tek koyma. İyi o zaman, al. Tamam. Ha. Öyle peçete koyulur mu? Koyulur, koyulur, koy. Tamamdır, tamam, tamam. Git üstünü giy şimdi, hadi. Şimdi nereye gelin hanım? Üstümü değiştireceğim. İnşallah kayınvalideler gelmeden üstünü değiştirebilirsin. İnşallah, inşallah gidiyorum. Anneciğim sen nereye? Bilmiyorum işte, ben de şaşırdım, gidiyorum. Hadi gel mutfağı kontrol edelim. Tamam hadi gideyim. Gelinimiz de üstünü değiştiriyor. Yemekler istediğin gibi oldu mu anneciğim? İstediğim gibi olmadı. Mesela hangisi olmadı? Yani elbasta tava yandı. Ayvalarımız biraz yandı. Kaytaz böreği? Kaytaz böreği de güzel oldu yani. Sanırsam görünüş olarak. Neden böyle oldu anneciğim? Heyecandan, heyecan yaptı gelin. İşte gelinimiz de geldi. Koş, hazırlandım. Çok şık olmuşsun gelin hanım. Teşekkür ederim, elim bir yıkayım şu salatama bir bakacağım. Bu arada kalan süreniz son 10 dakika. Yarışmacımız salatalarından başlayarak yemeklerini son bir kez daha kontrol ediyor. Gelin hanım, başardınız mı? Başardık bence. Bravo hanımlar. Hadi. Öpüşemiyoruz. İnşallah yemekler de güzel olur da. İnşallah. Tadı tuzu. Hemencik saatinde geliyorlar maşallah. Hadi bir an önce kayınvalideleri karşılayalım.
Ben tavuk, siz civciv. Geldiniz peşimde. Sen rahat uyudun mu? Ben rahat uyudum valla. Kıyafetini eleştirdim. İnan çok üzüldü gelinim. Üzülmeye gerek yok çünkü benim yani çok hamilelik gibi gördüm ben bunu. Mutfağa bakmak. Hayır istiyorum. Bakamazsın. Ben senin mutfağına baktım mı? Bak geldim. Görüyor musun? Bu ayak sesini dinleyeceksiniz. Topuğumu vurdum, dinlettin. Nasıl beni sinirlettin sen? Tamam şey et, çabuk ol hadi. Fırçaladım gelini de bir. Ben vermiyorum, sen niye izin veriyorsun dedim. Zaten dedim o bana topuktan dolayı takmış. Seni sinirlendirmek çok hoşuma gidiyor. Sinirlendiğim zaman çok kötü olur. Şimdi nasıl Türkmen pilavı diyeceğiz? Sade havuç pilavı. O zaman bu menü eksik. Ben ne dedim? İnşallah gelinin kazanamaz diye. Merhaba, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Nasıl geçti gününüz? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hanımlar nasıl buldunuz masayı? Güzel, sade. Çok güzel. Evet, masamız çok güzel, sade. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bence güzel değil, eksiğim var çünkü. Kaşık çatal orada var ya. Var işte. Bak, bak bu tarafta. İkişer tane tamam, var, evet, tek var. Doğrudur. Gözden kaçmıştır. Evet. Gözden kaçmayacak. Eksik. Ne ikişer tane, yedekleri mi? Yedekleri evet. Bizde yok yedekler zaten, hiçbirimizde yok. Zuhal Hanım. Yok. Bunlar bıçak, da bir şekilde bir tarafta efendi. Mesela ama burada bende var. Yok. Burada kaşık bıçak çatal var. Ama bende yok. Dayanında çatal bıçak yok. Çatal bıçak yok. Öyle mi? Yok. Eksik. Ha ben göremiyorum orayı. Ne haber? Nasılsın? Ay yetiştirdin mi? Çok merak ediyorum. Evet, evet, aman şükürler olsun. Sudan şükürler olsun ama. Meryem Hanım. Evet, ne güzel verelim hadi çorbaları alalım. Tamam. Dışarısı soğuk, içimiz ısınsın. Nasıl geçti Meryem Hanım? Meşbat bardaklarına siz koymuşsunuz. Evet. Bunlar meşbat bardakları. Yok ama şey, Gülay Hanım'ın zamanında da Gülay Hanım bunlara su koymuş. Bardağı, su bardağı bunlar. Aa, bunlar su bardağı. Evet. Bunlara meşrubat koyuyorlar genelde. Evet siz nasıl buldunuz Sabahat Hanımcığım masayı? Sade, güzel, kibar. Sade, güzel. Çiçeği biraz çok renkli buldum. Belki o sadeliği şey yapmak için mi evet, seçtiler evet. Acaba? Canlı biraz çiçekler. Canlı olsun dedik. Evet. Evet. Siz beğendiniz mi Huriye Hanım? Beğendim Zuhal Hanım. Çok güzel masası geçti. Sade, güzel. Evet. Güzel başladık. İnşallah gene güzel gider i̇nşallah, her şey. İnşallah. İnşallah. Dünkü gibi. Masa üzerinde eksikti. Sade bir bayanınki eksikti. Öbürlerinki tamdı. Yani masası güzeldi yani. Bahar masası gibi değildi yani. Öbürlerin masasına bakalak tam kış masasına uygun bir masaydı örtüsü falan. Çatal bıçak yoktu Gülay Hanım'ınki. Gülay Hanım söyledi, bekledi. Hala çatal bıçağı gelmedi. Sonradan geldi kadının çatal bıçakları yani. Yapacak bir şey yok. Tadına verecekler. Normalde çorba sulu olur yani. Koyu olmaz. Ama geçen de çok koyu olduğu için kayınpederim dedi bu kere dedi biraz... biraz su biraz bol koy dedi. Biraz şey olsun dedi. Sulu olsun dedi. O yüzden ben de sulu yapmak istedim. Dün kıyma hem böreğe konmuş, hem Adana kebaba konmuş, hem de şeye konmuş. Aynı kıyma yani. Fark ettiniz mi? Aynı evet, fark ettim yani. Kıyma böreğin üzerine kıyma olduğu için normalde kullanmak zorunda. İçli köftenin içine kıyma kullanmak zorunda. Aynı kıyma ama. Hayır, aynı kıyma. Aynı kıyma. Aynı kıyma, aynı kıyma değildi. Aynı kıymaydı. Ha? Aynı kıymaydı. Kaytaz böreğin kıyması içeriği farklıdır. Hayır. Kıymayı yapmışlar. Bakın, biri kebap, biri kaytaz böreği, biri nar ekşili, biri bambaşka şeyler olan bir et. Aynı kıymayı kullanması imkansız kıymayla, yani. Kıymayla kebabın buyurun. Kıyması aynıydı. Aynı mıydı? Hayır değil. Ben anlamadım. İçli köfteye de kalan kıymaya ceviz koymuşlar. Hayır güzelim bak orada yanlışın var senin. Ceviz koymuşlar öyle doldurmuşlar. Peki dinleyelim kıymayı. Hayır bak biz kıymamızı, kebabın kıymasını gelinim kendisi aldı. Kendi kasabında yaptırdık. Öyle aldık. Bu kıymayı da böreğin kıymasını da biz buradan aldık. Evet. Ama ikisi de ayrı kıyma. Hayır, ikisi aynı değil. Ama zaten içine kullananlar farklı bir kere. Zaten Sebat Hanım'ın 6 puanını eleştiriyordu dün. Evet. 8 puanı neye göre verdi? Neye göre verdi? Lavaşın, pardon. Tabii. Lavaşın ekmeği, böreğin hamuruydu, mayalı. O doğru, evet. Evet, aynen. Evet o da doğru. Yanlış yapmıştı onu, doğru. Evet, neye göre verdiniz? Neyi? Ben de zaten 2 tane puanını... Pardon, sözümü bitireyim. Pudingi 10 yaşındaki çocuk yapar dediniz. Yapayım, ben 10 yaşındaki ben çocuk yapar yani, dediniz. Ne kaldı geriye? Bir Adana kebap kaldı. Pilav, meyhane pilavı denildi. Ben dün size
Bezelye konur dedim. Yanlış gibi peşimden geldiniz. Ama yanlışsın. Bak senin evet, şeyiniz yine yanlış. Gibi peşimden geldi. Yanlış bilgi verdim ben size. Pilavınızı bezelye koyayım diye yanlış. Ben size yanlış bilgi verdim ama dedim ki belki dedim Nuriye Hanım gidince evde bezelyeli dedim pilavı denedim. Ya sizin çapınızda ben yemek yapmayı bilmem evde suyla beslendiğim için sen evde ne yiyorsun deyip de yani. Gelinimiz de bize mantar çorbası yapmış. Hadi afiyet olsun herkese. Onun anlamadığı yemekleri aynı dünkü dediğim gibi civciv gibi yeme attım peşimden geliyor. Buyursunlar şimdi de çorba ile ilgili sizi dinlemek istiyorum. Sebahat Hanım buyurun. Sıcaklığı güzel. Kıvamını biraz sulu buldum. Hı hı. Mantarı bilmiyorum, taze mantar mı? Taze evet, mantar. Fena değil, biraz da tuzu fazla olmuş, kaçmış tuzu. Tuzu kaçmış diyor. Fena değil. Fena değil. Biraz elim boldur tuzu şey oluyor. Elim bu. Tuzlu elim. Tuzu normaldi yani, ben işte hatta tuzunu da ben baktım. Aynen. Biraz yani ben aslında ona tuzlu yerim. Evet. Bana bile tuzlu geldi. Aslında ben o kadar tuzlu değil. Yani. Yani o kadar tuzlu değil, ha, bak ben de tuzsuz yerim tuzlu ama. Tuzlu geldi. Hı-hı. Size de mi öyle geldi? Evet. Sulu der Sebahat biraz Hanım. Biraz da daha katı olacak. Daha kıvamı yoğun evet, biraz olacak. Katı olacak. Sulu evet olmuş. Yoksa ben mantar çorbasını çok severim yani. Aynen. Huriye Hanım siz sevdiniz mi çorbayı? Mantar çorbası dediğimiz gibi bayanların dediği gibi sulu olmuş. Yani kıvamı güzel evde ama sulu. Yapmıştım, tuzlu. Daha koyu oldu. Evet biraz daha tuzlu. Biraz dedim, tık burada fazla olmuş yani. Anladım. Ama tadı güzel yani. Ya tadı güzel. Birazcık sulu olmuş az, ama yani tuzu çok az bir fazla yani olmuş yani. Fazla normalde olmuş. Tuzuyu ben de çok severim ama belli diye yani. Güley Hanım sizce de belirgin mi tuzu? Bana çok basit bir çorba geldi. Basit mi? Basit. Yani neresi basit Güley Hanım? 15 dakikada olacak bir çorba. Ben evde 15 dakika hiç yapamadık falan. Ben evde çok yapıyorum. Sizinki de basitti olmuş yani. Sizinki de mısır olmuş çorbasıydı. Ben konuşayım sen ondan sonra cevap ver. Tamam. Çok sulu olmuş. Tuzu bayağı çok olmuş. Ya tuzlu olmuş evet. Evet canım tuzunu kaçırmışsın. Biraz tuzu kaçırmışsın. Evet. Yani. Kendimde şey işte ben tadamadığım için, kayınvadem tattığı için. Aa, sen de tadabilirsin. Ben tatmadım yasak işte. Yasak bir tatmaz. Tadın aynen tadın. Bence tadın pişirirken. Ama yani lezzet olarak güzel. Bak dereotu mereotu güzel. Evet güzel olmuş. Ben genelde mantar çorbası içeceksem kremalı mantarı daha çok tercih ediyorum. Olmuş. Yakışıyor ama böyle de olur. Güzel de olmuş. Sadece tuzunu kaçırmışsın az birazcık sulu. Aynen anladım. Biraz sulu afiyet olmuş. Az daha kıvamlı olsaydı güzel olacakmış. Onu pişirirken zaten. Ama lezzetli bir çorba yani. Evet. Mantarları bak güzel doğramış, güzel pişmiş. Evet, küçük, evet, küçük, evet. Güzel dengelemiş dereotuyla falan. Limona bastırdan kararmasın. Evet şey çok kararmamış diye. Falan. Evet. Bunlar tabii. Yani o kadar da basit bir çorba değil yani Güley Hanım. Güley Hanım niye öyle gene basit dediniz? Yani. Bence basit yani. Çok çabuk yapılacak bir çorba. Sizinki bizimkinden çabuk. Sizinki sadece bir mısır bir de süt vardı içinde. Onun yapımı doğru çok zor. Ya, neresi zor? Gerçekten zor. Ne açıdan zor? Aç hazır mısırı konserveye dök dök üstüne şeyi. Hayır konserve değil biz onu tekrar haşladık. Tamam konserveydi. Onun konserve değil miydi? Tutturmak zor. Tutturamamıştınız işte. Benim yani şeyim olsaydı ben o çorbayı tercih etmezdim. Ben yayla çorbasını tercih ederdim. Ay mantarlı çorba kıvamı yerinde değildi. Suluydu. Yani hiç tuzlu bir de. Yani dedim ki bugün dedim şey mantarlı çorba vardı kremalı dedim. Ay dedim tamam dedim istediğim bir çorba dedim. Ben dedim bugün çorba yiyeceğim dedim ama hayal kırıklığına uğradım. Hiç çorbayla şeyi yok yani. Tuz içinde, sulu. Siz benim gelinimin ayakkabısını benim inadıma çıkarmadı dediniz. Ama sizin gelininiz hala çatal mı kaşığı mı getirdi? Şimdi bu sordu bana getireyim diye de dedim dur dedim çorbaları al getirirsin evet dedim. Sağ olun getirirmiş. Ama iki tane spor ayakkabı satın almış evet Meryem Hanım gelinine bugün aynen için özel. Ben öyle laf yani ettim diyor. Laf ettim dedim hani laf işitmeyeyim yemeyeyim. Yeni şey gelin ya o yüzden cehizindendir. İşte öyle takılmak istiyorum da ben bir takılırsam çok fena olur. O yüzden biraz sakin git dedi kayınvalidem. Ben de sakin gitmeye çalışıyorum. Çünkü ne deseler daha şey eve misafir geldiğimiz için bir şey diyemiyoruz işte. Ha siz de o zaman bizim benim gelinin kıyafetini taktınız. Gerçekten şimdi bak benim görüşüm yani benim görüşüm. Sen ondan daha süslüydün. Tamam ben benim kendi zevkim öyle güzelim işte yani. Ben böyle giyiniyorum ha, bak, ama öyle seninki öyle giyiniyor. Benimki de böyle giyiniyor. Benimki ama ben de öyle ayakkabı giyiyor. Senin gelinine ayakkabı bir şey dedin mi? Hiçbir siz şey demedim. Siz rahatsız olmadınız. Ben teşekkür şey ederim yani. Rahatsız gayet olmadınız dedim. Gençler dedim. Ne dedim? Hiç ben rahatsız olmadım dedim. Ama sen yani dün gelinime dedin ki
kıyafetini eleştirdi. İnan çok üzüldü gelinim. Hayır, üzülmeye... O kadar üzüldü ki anne dedi ya dedi. Gülay Hanım bana nasıl öyle bir şey söyleyeyim üzülmeye dedi. Üzülmeye gerek yok çünkü benim yani çok hamilelik gibi gördüm ben onu. Hayır ben. Nasıl hamilelik hatta gibi? Hatta baktım acaba çok da güzel hamile diye düşündüm. Gerçekten bak. Öyle düşündüysen yani. Öyle düşündüm bak. Gerçekten gelinim çok üzüldü benim dün. Yok üzül benim gelinim de üzüldü. 3 gündür baş ağrısından uyuyamıyor. Sen rahat uyuyabildin mi canım benim? Efendim? Sen rahat uyudun mu? Ben rahat uyudum valla. Çok rahat uyudum. Dünkü eksik masa, bugünkü eksik masa. Masa. Benim gelinimin hiçbir eksiği yoktu. Bir tane kaşık eksik oldu. Varsa deyin ki, vardı deyin. Dünkü senin gelinin de salatayı getirmedi. Ama yani. Yapmıştı. Ama yapmıştı ama ben söyledikten sonra geldi. Geç geldi. Geç yani, geldi. Tamam orada haklısın zaten biraz tatlıdan geç geldi. Ama tadı geldi. Tuzu bir her şey yerindeydi sonra. Salatanın da yani. Ben dünkü salata geç geldiği için, ben söyledikten sonra geldiği için. Evet. O yüzden bakmak zorunda kaldım. Güzeldi. Puan kırdınız mı? Kırdım. Huriye Hanım baştan dediniz ki evet kabul etmiyoruz dediniz. Ben söyleyince kabul etmiyoruz dediniz. Hatta beraber sonradan ne oldu ben anlamadım 8 puanı ben verdiniz. Ben puanla 2 puanla kırdım. Lavaşında kırdım, işi köftesinde kırdım. Gelinliğe ne cevap vereceksin? Pardon. O benim sorunum. Ben kaç puan verip vermemiz seni yargılamaz. Hayır. Kısmet olursa o olur. Benim hiç fark etmez. Pardon, 10 verecektin de gelinliğe acaba kaç bekliyordun Allah sen? Allah bilir ya, fark etmez. Gelinliği sordum anne kaç evet, puan verdim. Evet, sordu. Ben her akşam bittiğim zaman söylüyorum. Ha. Bugün geline 8 verdim. Anne neden verdin demedi mi? Dedi, ben de bir yemekleri güzeldi. Masası güzeldi. Hoşuma gitti, sıcak geldi. Eksiği vardı dedi hızlıydı. Mi? Evet, eksiği vardı çok dedi mi? Bizim. Dedim, olabilir. Belki benim gelinim de yarın normal unutacak. Normal mi karşıladı? Evet, normal. Unutabilirler heyecanla. Daha ilk kez yarışıyorlar. Benim gelinim de belki yarın hataları olacak, kusurlar olacak. Bize 4-4 olmayabiliriz. O zaman da puan kırılacak ama. Ya kır sen zaten istediğini yapabilirsin puan ya. Puan kırılacak ama o zaman da. Eğer vicdan akşam yatağı yastığı rahat koyabiliyorsan gör. Yani bu programda yani eksik masaya puan kırılıyor. Benim bildiğim. Sana verdim puanda da çok rahat uyudum. Dünkü bayana verdim bana çok rahat uyudum. Bana verdiğin puanla hiç rahat uyumadınız. Uyudum. Hiç rahat çok da uyumadım. Rahat uyudum. Kesinlikle. Vicdanım çok rahattı. Ben buna katılmıyorum. Hiç rahat uyumadınız. O senin soru. O senin gerçekten düşüncecin. Gerçekten uyumadınız. O senin düşüncecin. Hayır Gülay Hanım niye 8 verdi diye şey yapıyorsun ki sen? O dün Sebahat Hanım'ı yargılıyordu ya niye 6 verdiniz diye. Sebahat Hanım sizin bilmeniz hiç mi yoktu 6 verdiniz? Hayır dün program bitene kadar 6'ya müdahale etti. Ama ben Sebahat Hanım'ı yargıladım. Ben Sebahat Hanım'ı söyledim siz ne yapıyorsunuz? Söylesene Sebahat Hanım. Beni yargılıyordun neden verdin desene. Bak ben Sebahat Hanım'a sordum halde siz onun yardımcısı gibi siz cevap ver. Ben Sebahat Hanım'a sordum. Ama Sebahat Hanım'a sizden bilgi aldım. Ama gelin benim olduğu için savunmak zorundayım. Gelin bak, ben size sormadım ki ama. Konuşmak zorundayım ben. Size ben size sormadım. Sebahat Hanım da dün işte. Dün siz gelininiz yarışmıyordu. Dün bayanın gelini yarışıyordu. Siz yarışmıyordunuz. Sizin gününüz bitti işte. Pazar sizin benim bitti. Benim günüm bitmedi. Benim günüm cumaya açı bitmiyor zaten. Bak, benim gününüz günü bitmişti. Kadar bitmiyor. Ayak takırtısını hep duyacaksınız. Bak ben hep yaptım mı? Hep duyacaksınız. Ben gelinin ayakkabı takırtısını taktım mı? Ayak hep takırtısını hep duyacaksınız. Hep geliyorum yani. O beni ilgilendirmez. Ben topukluya yorum yapmam. Giyer. Bakın, ne giyerse giysin. Gül sen biraz daha yüksek sesle sor. Duymuyorlar bu engelmeyi. Sebahat Hanım hiç şimdi şeyinde hiç sesini çıkarmıyor. Şimdi bir şey sorduğunuz zaman ben anlayamıyorum sizin üçünüzün konuşmasından. Üçünüz değil ben şimdi bana tek tek sorun senin. Cevap vereyim. Benim dün masaya niye geçiverdiniz siz o zaman? Dünkü menüde sadece hep menü güzeldi. Ama lezzet fazla yoktu. Beğenemedim. Eksikler vardı yemeğin ne içinde. Ne eksik vardı? Şimdi salata. Bir tek dün salatanızı beğendim, çorbanızı beğendim, yoğurtlu haydarinizi beğendim. Haydari zaten hazır yoğurt. Hayır, yani çok şey tatlınızı sen beğenmedim. Hayır, hayır. Huriye Hanım hiç anlamıyor gerçekten bak. Anca hırçınlaşıyor bana karşı. Sanki beni 10 yıldır tanıyor, sanki bana böyle sanki bir kini, bir öfkesi var. 4 verdiğim için taktı büyük bir ihtimal. Ben öbür hanıma sürekli söyledikçe 6 niye verdi senin yemeklerinde güzel dediğim için hep onu savunduğu için o da şimdi kozulak benim 8'imle eline sürekli gündem onu getiriyor. Sebahat Hanım tattı herhalde. Sizden dinleyelim evet, o zaman ara yemekle ilk yorumu. Kaytaz böreği biraz kuru olmuş. Kesinlikle vallahi. Ama güzel. Ama güzel diyorsunuz. Güzel evet. Kıyması daha ben biraz şey istiyorum da kuru oluyor. Kuru oluyor. Evet. Onu, kendi böyle kıymanın şey, kendi fırınını getirdi bu evet, arada. Evet, olabilir. Kendi fırında pişirdin değil mi? Yine de aynı. Salatası da salatası da biraz onda lezzet eksikliği var. Ne konması gerekir bilmiyorum. İçerisine yok, ne koydular? Ne koydun canım içine? Şeylerin hepsini koydum. Ne? Maydanoz var. Evet. Sarımsak var. Birazcık dereotu. Yoğurt var, dereotu var.
Pancarın içinde. Yani yoğurdu belki az gelmiş olabilir. Normalde bol koymaya gerek yok. Onu daha tadını yoğun yapıyor. O yüzden de çok az koydum. Daha şey olsun diye. Pancara. Her zaman yapıp yediğimiz pancar salatası. Bir de sağlıklı. Evet. Haşladım pancarları, evet, iyi yaptım. Haşladım. Kimisi böyle çiğden koyuyor, hayır, o hiç olmuyor. Bunu bütün toprağı, bir sarı falan haşladım. Çiğden güzel olmuyor. Turşusu güzel olur. Pancarı mı yaptın? Evet, bir saat haşladım. Peki, Gülay Hanım'a geçelim. Hamurunun tuzu yok. Hamurunun tuzu yok. Evet, hamuru çok tuzsuz. Bir tatlı kaşığı tuz koydum. Hamurunun tuzu yok. Pancar salatası mı? Evet, değil, pancar yok, salatası. Tuz atılıyor mu buna? Yok. Uzatılmıyor. Peki tencereye kaytaz göre böreğiyle bir saniye. Kaytarmayın hemen. Kaytaz böreğinden. Bir tek hamurun tuzu yok dediniz. Hamurun pişmesi tuzu yok. Nasıl? Tadı, lezzeti nasıl? Hamurun tuzu yok. Dünkine, benim gelinimkine bakarak bir tık iyi. Bir tık daha iyi, evet, diyorsunuz. Bir tık daha. Anladım. Pancar salatası? Beğenmedim. Pancar salatasında tuz olmaz. Beğenmedim. Yapmadığım için göre isteyen yapar iyi, oluyor, tuz koyar. Oluyor. Ama bence siz hiç tuz koyup tuzsuz ben pancar salatası yapmıyorum. Yok ya, ben tuz koymuyorum. Evet Huriye Hanım, buyurun maskenizin de yoruma başlayın. Böreğin güzel olmuş, eline sağlık. Afiyet dünküne bakar bir tık daha yumuşak olmuş. Evet. Dünküne öbür gün bayağı kuruydu. Ama pancar salatasını dediğim gibi ilk kez baktım, içine ne kurdum ne konduğumu bilmiyorum. Anladım. Sadece tuzsuz gibi geldi bana yani. Öyle tuzlu olur ama tuzsuz ha, bilmediğim olur için tuz onun tuzunu şeyini hakkında yorum yapamam. Anladım. Ama ilk kez yedim, tuz eksik gibi geldi bana. Ha ne kullandın şimdi sen bunun hamuruna, ne yaptın böyle? Hamurunu... Kuru maya. Kuru maya, evet. Evet. Tatlı kaşığı, 3 kaşık tatlı kuru maya koydum. Sonra süt koydum. Ondan sonra normal suyla ilk mayasını iyice çırptım. 5 dakika beklettim. Bir kaşık da şeker koydum. Evet. Tarifine i̇şte göre yanlışımız. Şeker koymadık biz. Yanlışımız değil. Aa, şeker koymadık süt konmuyor. Biz koyduk. Süt konmuyor. Süt koymadık hamuruna biz. Hamuruna 2 bardak süt, ılık süt. Bir bardak da ılık normal su koyuyorum. Hı-hı. O kadar. Onunla yoğurdum. Normalde biraz süt konmaz bunun şeyine. Için. Konmaz. Evet. O başka bir tariftir. Konmaz normalde. Suyla oluyor bu? Ama onun için belki daha yumuşak olur. Hayır. Değil. Elime değil. Suyun olan da var. Süt konulan da var. Bayağı araştırdık yani. Ben geldim. Çok sert oldu ama bu güzel oldu. Evde de hep sütten yapıyordum. Ben gelme dedim ki kızım dedim bir bardak süt koyalım dedim. Normalde konmaz ama gelin de dedi ki olmuş. Anne dedi yasak dedi yasak. Niye yasak olsun? Yorum katmış koymuş. Yasak olmaz denildi yani. Ben hep yaptım ama hep tarifler yaptılar. Ben böyle yaptım. O tercihine göre yani bize demediler yani. Ki süt bilsek, sadece suyla yapın benim diye. Yani şey görüşüm ben yasak her hamur şey işine da. Süt korum. Süt olmazsa yoğurt korum. O yüzden daha böyle kıtır kevrek olur. Ama süt tabii ki yumuşak tutar. Evet. Şimdi bunun tabii biraz gevrek yani olması lazım ama gevreklikte kuruluk arasında ince bir çizgi var. Aynen. Maalesef 2 gündür kuruydu. Belki de süt koyduğun için sen bu sonucu elde ettin. Şey olmuş, yumuşak olmuş. Evet. Yani birazcık. Pancar salatasını nasıl buldunuz? Ben hiç beğenmedim. Niye? Hiç yakışmamış. Niye? Gerçekten ama niye ne güzel işte içinde dereotu var, maydanoz var. Çok iyi, ben çok vitaminim ben bu dışta salatası, çok iyiyim. Ben böyle de görmedim yani pancar salatasını. Çok yerde, restoranlarda da vardır ama siz canım benim Türkmenistanlı olduğu için bazı şeyler. Şey, onlar kendi yöresine göre yani yaptı bunu. Ben de genelde pancarı, yani turşusunu yani yaparız. Ondan sonra turşusu yemeğini yaparız. Ama bunu kendimiz yapıyoruz işte evde. Dışarıdan satın alacağımızda turşusunu da yapıyoruz. Ama ben bu salatayı tercih ettim. Keşke de turşusunu de yapsaydın daha güzel olur. Turşusunu yapsaydın. Kendisini yapıyorlar. Turşusunu kavurmasını. Çok güzel olur. Turşusu olmaz yetişir. Turşunun tamam, kavurmasını yapıyorlar. Giresunlar çok evet güzel yapıyor. O ayrı. Ha, ben hazır getirirsem evden hazır dersiniz. Yani bir lezzet eksikliği var ama yani neden evet olduğu yani bilmiyorum. Hiç mesela maydanozda da dereotu tadı gelmedi hiç. Acaba az koymuş olabilir. Bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Yoksa bize şey derler. Yavan derler. Yavan gibi olmuş yani. Sen böyle bir şey anlamıyorsun yani. Anladım, afiyet olsun. Yani eline peki, sağlık. Verelim böyle, eline vallahi sağlık. Vallahi sınıfta kaldınız, hiç kusura bakmayın. Pancar salatasını hiç yemedik diyorlar. Bir de tuzu yok diyorlar. Normalde tuz koyulmaz ama. Biz koymuyoruz tuz. Bilmiyorum, öyle dediler işte. Hiç yemedik. İlk defa yiyoruz dedi. Bunun bir şey eksik ama neye eksik acaba dediler. Hiçbir şey eksik değildi ama. Bilmiyorum. Bakacağız. İnşallah bunu beğenirler. Ama daha lezzetli, güzel oldu kokusu falan. Ben evde eşime çok yapar ama salatalarıma bayılır. Mutfağa bakmak. Hayır bakamazsın. Ben senin mutfağına çıkmadım. Baktın mı? Bakaydın. Bakmadım, senin de bakamazsın. İzin ama vermiyor. Ama bakmak benim yani şeyim. Vermiyorum. Görelim yani. Bakmak giremez zorundayım. Giremezsin. Neden? Giremezsin. Neden? Mutfak giremezsin benim değil mi? Benim.
Mutfak, hayır hakkın yok. Bakmak hakkın. Ben sana izin verirsem sen mutfağıma bakabilirsin. Geliniz izin verirse. Senden izin istemiyorum ki zaten. Tamam, gelinim de izin vermiyor. Gelinle sorun. Şuradan tamam. Bağırarak sor, gelinim de izin vermiyor. İsmi neydi? Gül. Gül. Yani kayınvalide izin vermedi ama gelini verirse bakabilir tabii. Nerede çıktı şimdi mutfağa bakmak, ben anlamadım. Kaç gündür kimse bakmıyordu. Gül Hanım, mutfağınıza bakabilir miyim? Gül Hanım. Bak, ablacığımız. Efendim. Buyurun, bakabilirsiniz ama. O bana taktığı için mutfağa bakacak. Niye taktı ki size? Ben onun gelinin ayakkabılarına, topuklardan dolayı şey yaptım ya, o da bakıyor, nereden buna şey yapayım. Buyurun, baktığınız zaman ne olacak? Yani yarışma saatiyle yarışıyoruz ablacığım. Bu ne? Mutfakta tabak kaşık kalmamış. Bu hamurumuz neden çok kaldı böyle? Tamam, benim kayınvalidem sizin mutfağa gelip baktı mı? Bakaydı. Bakaydı değil ya, yarışmaydı. Söylemedi ki. Bu yarışma hamurumuz neden saatli kaldı bu kadar? Yetişmedi mi? Efendim? Yetişmedi mi? Yetişti, bu hamurumuz neden bu kadar kaldı? Fazla yapmak istemedim. Neden? O yüzden. Neden? Fırınması ama bunun kalmaması sımadı lazımdı, kurumuş yüzü de. Dereotunu şimdi niye doğruyorsunuz? Hazır değil demek ki. Niye hazır değil ya? Hazır değil ama şimdi doğradınız. Hayır. Evet. Taze taze olsun, kokusu gitmesin hayır, diye. Hayır, kokusu, öyle şey yok. Kokusunun sinmesi tamam, lazımdı. Kokusunun sinmesi lazımdı. Yetişmemiş. Tamam ablacığım, tamam hadi. Yetişmemiş. Yeter o kadar yorum yaptım. Hadi diyemezsin bana. Tamam, ben istediğim ablacığım, kadar tamam yorum mu yaparım. Yeter yani. O kadar da gelmeye gerek yok. Dereotunu yeni doğradınız. Doğrayacağım zaten. Niye doğramayacakmışım? Kaynana ayakkabı sesiyle böyle şey yapıyordu ya. Bak olsun, geldim başınıza. Sen kayınvalidemle gidiş. Başıma gelmeyecek zannetmişti. Bak geldim. Sen... Görüyor musun? Bu ayak sesini dinleyeceksiniz. Sen öyle deyince ben de böyle şeyli konuşmaya başladım yani. Gidebilirsiniz tabii ki. O zaman sizin gününüzde size hiçbir şey diyemeyeceğiz. Bak girdiniz mi? Ne gördünüz? Dereotunu doğuruyordu. Yetişmemiş. Eyvah, nasıl böyle bir hata yapıyor? Dereotunu doğuruyordu yeni. Dereotunu doğramıştı o. Hayır. Benim yanımda doğradı. Bir şey söyleyeceğim. Tamam, doğrayabilir. Gelin izin verdi mi size? Anlamadım. Gelin izin verdi mi mutfağa girmenize? Emin misin? Sor. Verdi mi vermedi mi? Hayır, kayınvalide vermedi izin de. Gül, sen izin verdin mi şeye girmesine? Mutfağa girmesine? Kendi girdi. Nasıl kendi girdi? Girebilirsin dedim ama dedim. Niye izin veriyorsun? Ben orada izin vermiyorum, sen burada izin verirsin. Vallahi duymadım anneciğim, duysam. Ben burada konuştuk ya sana, mutfağa girmek isterseler izin vermeyeceksin diye. Vallahi duymadım anneciğim, duysam geldi baktı gitti. Şimdi gelmiş işte. Diyor ki gelinin daha yeni şey yapıyor, dereotunu doğuruyor. Al sana oradan da bir puan keser. Niye kesecek Allah Allah ben bilmem anne. Tebrik ederim seni kızım yani. Girmeyecek dedim sana, sen mutfağa sokaysın kadını. İşte ne bileyim. Benimle uğraşan kadını mutfağa sokaysın. Ne oldu? Kayınlar. Ne buldunuz mutfakta? Ne arıyordunuz? Mutfakta vardım, dereotu doğruyordu. E tamam, ne olmuş? Ama bak, hiç kimse mutfağa girmek istemiyor. Mesela dün gibi bayanla... İsteyeydiniz. Yok ama öyle. İsteyeydiniz. İsteyen olur şekilde. Tabii o ayrı. İsteyen girmemiş. Ama yanlış bir şey yani. Yapılacak şeyler var yani. Yani mutfakta... Hayır, ben bir şey değil. Ben ayak sesini duyurmaya gittim. Ayağım tıkırdıyordu ya. Gelin bana ayağı tıkırdıyordu ya. Ayağımın sesini dinletmeye gittim. Sen ayak sesine bir taktın. Ayağımın sesini dinletmeye gittim. Ben dedim o gün size geleceğim. Geleceğim. Ama Meryem Hanım bana onu dedi. Bana takacak bir yer arıyor dedi. Bu evet, ayakkabı meselesinde. Çok durdu ama Duhan Hanım, yani program bitene kadar ayakkabı lafı oldu yani. Bu tamam. Program bitene kadar da bu ayakkabı bak, sesi toplu gidecek. Toplu olarak konuşuyorsun ayakkabı meselesi. Onu bir tane bayanımız taktı. Siz ben toplu de ona olarak konuşuyorsunuz. Ben de ona ses dinlettim işte. Bak, toplu olarak konuşmayın. Peki o bayanımız yaptıysa onu anlamayacaksınız. Evet, topuğumu vurdum dinlettim. Çünkü tıkırdamıyordu ama vurdum ayağımı, ne yapayım, yapacak bir şey yok. Doğru mu bu yaptınız? Doğru tabii ki. Bence yanlış. Doğru. Yanlış. Yok, yanlış olan ne? Yanlış yani şu yanlış anda mesela. Yanlış olan ne? Gelinin hatası değil o. Sen şu anda kayınvalidesi o geline yorum yaptığın için sen geline hayır, yapıyorsun. Hayır, gelinin benim bir alıp vereceğim yok. Benim işim kayınvalideyle. O diyor ki işte kayınvaliden diyor işte ayakkabının sesine şey yapmıştı diyor. Ben de bak senin başında diyor ayakkabı sesini takladım diyor. Diyebilir, o zaten yer arıyor bana şey etmek için, saldırmak için. Sen ondan de onu sonra... arıyorsun, eline koz verirsin. Ben de dedim ne diyeyim. Nasıl beni sinirlettin sen? Tamam şey et, çabuk ol hadi. Ama sen şu anda geline yaptın mutfakta, kayınvalide yapma, sen geline yaptın. O benim gelme niye taktı? Niye demediniz o gün? Niye gelinin ayağına taktınız? Niye demediniz? Dedik biz güzelim. Tamam, ben dedim ben rahatsız. Susmadı ama. Ama dediler biz rahatsız. Tamam dediler ama sustu mu? Ben rahatsız olmuyorum. Ne yapayım zorla susacak? Tamam, hanımefendi ağzına kolibantı çekemezsin ki. O yüzden. Aynen ya. Allah'ım senin cümle saçma bir şey. Niye seni bu kadar rahatsız etti benim mutfağa gitmem? Ya etmedi. Sen sorunu kayınvalide, gelinle değildi. Niye? Çünkü bayanın mesela gelinine elbisesine taktı, tişört giyip gelmişsiniz.
dediniz. Günlük kıyafetle dediniz. Duymadım, vallahi duymadım. Duysam girizler mi? İşi sokar mıyım ben? Anne diye bağırdım değil mi burada? Bağırmadım mı yoksa? İlk başta pilav koyacaktım ama neyse. Türkmen pilav işte. Ama şeysiz yaptım. Her şey etli olamaz. Ondan sonra her şey etli derler. Şimdi bunu diyecekler ki yağlı. Ama yağlı olacak bizim Türkmen pilavımız. Öyledir. Bir şey söyleyeceğim. Vermiş mi izin? Gülen vermiş. Siz de fırçaladım gelini de. Ben ne? Vermiyorum, sen niye izin veriyorsun dedim. Zaten dedim o bana topuktan dolayı takmış. Eyvah. Ha, sen olan de dedim şimdi önüne şimdi koz veriyorsun. Ne kozu? Bir şey yok ki mutfakta. Bir tek şey doğruymuş. Olabilir ya. Doğrayabilir. Doğrayabilir. O anda hayır, servis edilmiş gereken şey kızartabilir. Biz ona bir şey diyemiyoruz ki. Diyemez de zaten. Hayır doğrusun. Ben ona bir şey diyemem. Mutfakta sizi ya da bizi rahatsız edecek bir şey var mı? Hijyen açısından bir şey olabilir, var mı? Olabilir. Senin yok muydu bulaşığın? Bakaydın. Ha ben bak gelmedim senin mutfağına. Baksaydın. Sen benim mutfağıma niye gitmek istedin? Ben size bir şey sebep söyleyeyim. Sebep ne biliyor musun? Ben seni topuğuna taktım. Sen de bana bir şey bulmak istiyorsun. Bir yerden bir şey ararsın. Benim mutfağa gitmem. Seni bu kadar niye rahatsız ettin? Niye rahatsız ettin? Avukat mısın sen? Niye siz sabah adam avukat mısın? Ama gidilmez. Avukat mısın? Siz sabah adam avukat mısın? Biz sizinle geldik mi? Tam da bana açıklaması yap. Siz sabah adam avukat mıydınız? Sebahat Hanım'ın ağzını var değil ya? Konuşma açıklaması yapar. Sen Sebahat Hanım yeri sen konuşuyorsun. Ama bak. Vereceği şeyleri. Dün ben neden konuştum biliyor musun? Dünkü gelene altıyı neden verdin dedi. Şimdi ben mesela diyorum ki sen 8'i neden verdin? Duyuyorum sen gelinini savunmaz mısın? Savunmaz tabii, mısın? Savunurum tabii ki. Niye yani savunurum? Hak ver bana da hak ver yani. Şimdi Sebahat Hanım'ı sorguya çekiyor. Altıyı diyor neden verdin diyor. Şimdi ben de ona soruyorum ki sen 8'i neden verdin? Vicdanım rahat olduğu için verdim. Beğendiğim için verdim. Onun da gönlü rahat olduğu için verdi. O zaman sen sürekli bana takmayacaksın. Yani. Taktım sen beni takıyorsun takmayacaksın. Yarın bugün de 10 mu vereceksin? O benim bileceğim bir şey. 10 mu vereceksin? Beni ilgilendirir, sizi ilgilendirmez. Hadi bakayım görelim. Arkadaşım ilgilendirmez. Kimsenin hadi puanı sizi ilgilendirmez. 10 verir. Benim puanım onu ilgilendiriyor. Verir. Bak ben bu arkadaşa bir şey diyorum mu demiyor. Çünkü onu ilgilendirdiği için onunla konuşuyorum ben. Kimsenin puanı kimseyi ilgilendirmez. O benim sorunum, sizin değil. O da Sebahat Hanım'ın sorumu. O zaman Sebahat Hanım'ın şey diyeceğim. Sebahat Hanım savunacak. Çünkü benim çünkü benim gelinim konusu. Benim gelinim konusu. Sizin gelininizin günü değildi ki. Sizin gelininizin günü değildi ki. Sebahat Hanım konuşmasın. O kafada planlar yapsın. Sen konuş. Sen nasıl olsa sen gününü de atlattın. Ay neyin planını yapıyorum? Konuşabildiğin kadar konuş canım benim. Neyin planını yapıyorum? Bilmiyorum sen hiç. Ne planı yapacak? Bir tane çatal alabilirim. Çok sessiz duruyorsun Sebahat Hanımcığım. Tabakla. Ama yapamıyorsun şu yapacak bir şey yok ki. Ben buraya geldim yemekleri tadına bakacağım. Lezzetlerine puan vereceğim. Kim kazanırsa o kazanacak yani yapacak bir şey yok. Vallahi ayağımı vura vura bir girdim. Benim gelinin ayakkabısı takır diyordu ama şimdi benim ayağım takırdadı. İyi de oldu. Çok da mutlu oldum. Gerçekten. İnan ki 3 gündür uyuyamıyordum. Tansiyonlarım yükseldiydi. Bugün çok rahat bir uyku uyuyacağım. Yemekler, et, salatalarımı vereyim. Sonra bu şeyde durmuyor ki bir yerde. Şunu kenarlarını silebilirim. Siz gelinizde bu puanı falan konuşmuyorsunuz herhalde. Siz dediniz ya ben gelinime puanı anlatmıyorum, söylemiyorum. Aldım. Ay söyledim, verdiğim söyledim. Ben söylenmemesi gerektiğini biliyordum. Sonra Zuhal Hanım söyleyince söyledim dün akşam. Söylenmemesi gerektiğini mi diyorsun? Evet, ben öyle sanıyordum hani. Bu nereden i̇şte çıktı? Ne bileyim ben çıktı işte. Biz öyle sizin anlamışım. Evde gelininizle konuşacağını nasıl konuşabiliriz? Ya da nereden anlamışım bilebiliriz? Yanlış ha, yani duyulmasın. Efendim her şeyi konuşabilirsiniz. Hayır. Tabii ki konuşabilirsiniz. Sizin kendi gelininiz o. Biz bir şey diyemeyiz. Çoğu da konuşuyor zaten hani bugün yanlış böyle oldu. Yanlış anlamışım konuşmadım. Dün konuştum söyledim. Ha dün söylediniz mi? Tabii söyledim. Tabii o yemeklerin tadını bilmediği için bir şey diyemedi bana. İstedikleri kadar üstüme gelsinler. Ben tarzımı ve tavrımı korumaya devam edeceğim. Ya bayıldım yani bir sanki kadın buraya kafasında bir tilkiler dönüyor. Onu cuma günü çok merak ediyorum. Bakacağım yani cuma günkü durumuna. Ne olacak? Gerçekten o kadını anlayamadım ben. Zamanında geldi bizim salatalarımız. Aynen. Ya bir artık şey buna bir şey demezsiniz değil mi Gülay Hanım? Salatalarımız neden geldi. Neden sadece beni söylüyorsun? Canımın içi. Bir şey soracağım. Senin bu dereotuna olan tutkun nedir ya? Seviyorum. Her şeyde dereotu varmış. Mantar çorbası geldi dereotlu. Evet. Yemeğin üstünde dereotu. Evet. Şeyde dereotu, daha salatada. Galiba pancarda da vardı. Demin bir şeyde daha ben dereotu. Pancarda. Yemekte de vardı dereotu. Elbasan tava ve Türkmen pilavı. Türkmen pilavını bilen var mı aranızda bu arada? Ben yapıyorum ama
havuçlu pilav diye biz biliyoruz. Evet. Yani Türkmen pilavı diye biliyoruz. Türkmen pilavı normalde etli olur, kıymalı, tavuklu olur falan. Ama benim hep yemeklerim, şimdi kaytaz böreğinde de kıyma var. Yemeğimde de işte et var. Salatamda da tavuk olduğu için onu sade tercih ettim. Ama bu böyle de daha lezzetli oluyor. Biz pilavın diyorsun. Evet. Normalde pilav etli olur, Türkmen pilavı. Ben bunu yedim, Türkmen pilavını yedim. Didim'de bir komşum var. Evet. Bunu bize yaptı. Evet. Onların tencereleri de bile farklı. Evet, evet, özel. Sizinki de evet, öyle mi? Evet. Ha, böyle bir baş soğan da koyup içine böyle evet, şey yapar. Evet. Soğan var. Sarımsak, soğan evet, diyorum normalde pardon. Normalde sarımsak da tüm koymak istedim ama yine de dedim ki işte tadı değişik. Hayır, o da olsaydı böyle diye, yanında böyle şey ne? Evet, biz her zaman evde olurdu. Kayınmadem sever, her zaman yapıyoruz öyle. Evet, ama hani yemezler dedi belki. Yani yemez niye koydun diye derler dedi. Yok, çok aynı hoş olurdu. Öyle sarımsak, yoğun sarımsak tadı vermiyor çünkü vermiyor, biliyorum öyle ben. Evet, vermiyor, doğru, güzel oluyor. Çok güzel oluyor, ben yiyorum çünkü bunu. Öyle bir tabi atıyor sarımsaklar içine. İşte, ama o etli diye yapıyor böyle, ondan sonra çevir. Orijinali çok, etlidir zaten. Orijinali evet, çok etli. Çok güzel oluyor Özbek yani. Özbek pilavları, Türkmenistan'da dedi, yapılan pilavlar böyle etlidir. Bu da işte etlidir, yanında et bizim olduğu, et olunca. Et olduğu için hep et koymadım. Evet, evet. Olsun ama onun özdeşmiş zaten o pilav onunla. Etle özleşiyor yani. Ama işte o zaman da hani o et, o et diyecek. İkisi de denilir, olmayacak. Bir de kıyma var. Salatamda da var tavuk salata. O zaman Özbek pilavını seçmeyecektin sen. Özbek bu et pilavı değil. Bunu şey söyledim bugün menü sayarken. O zaman dedim başka şey yapsaydın. Bozdun şimdi sen bunu. Ben asıl ben bunu normalde çok seviyorum bak. Normalde sade değildir o. Nasıl? Daha güzel sade değildir böyle etsiz falan. Ama güzel Özbek yanında etli yemek olduğu zaman bizde evde de olsun, Türkmenistan'da da olsun illa et koyacağız, tavuk koyacağız diye bir şey yok. Misafir ama sen beni Türkmen pilavı olarak yazdırdın değil mi? Evet. O zaman bu sabah onu söyledi havuçlu pilav oluyor ama. Havuçlu pilav. Ben o zaman ha, Türkmen pilavı aynen, nerede kalıyor aynen, bunun? Mesela. O zaman normal pilavdan aynen, bir farkı olmuyor. Havuç koyulmuş, pirinç pilavı oluyor. Değil mi? Evet, aynen öyle oluyor. Evde de yapıyoruz genelde. Özbeğe geçiyor o zaman bu. Özbek pilavı olmuyor o zaman canım benim. Pirinç pilavı diyelim. Havuçlu pirinç pilavı. Evet. Evet, ama Türkmen pilavı, pilavı diye geçiyor. Ama Türkmenistan pilavı. Şimdi evet, biz onun için et koysaydık diyecektin şimdi ki yanındaki et. Şimdi Türkmenistan pilavı mı oluyor evde evet, yaptığımız evet, zaman? Evet. Alakası yok. Alakası yok işte. Hiç siz alakası hiç yok. 5 senedir İstanbul'da yaşıyorum ama pilavı, böyle hiç pilav olmaz, hiç yaptığınız canım görmedim. Canım benim, içine şey koysaydık et var yanında diyecektiniz. Arkadaşlar yapmıyor musunuz bu pilav evinizde? İşte Sebahat Hanım dedi ya ben de yapıyorum havuçlu pilav. Ben de yapıyorum. Et konur yani bizim ben de şey mi dinimizde et konur. Yani biz kendimiz olarak mesela Türkiye'ye et koyarız yani. Biliyorum ben de evimde koyuyorum. Normalde evde bu da koyuyor. İşte burada ama elbasan tavası var, onda da et var. O zaman ya salataya et kullanmayacaktın, ya öbürüne birine başka menü yapacaktın. İkisi de etli bir tabakta, Yani. Çünkü özünü et gerçekten bozmuşsun yani pilavın. Özünü gerçekten bozuyor. Yani özü onun aynen, işte et olması olmadı, lazımdı. Yani Meryem'le çok arkadaşlarım mesela yiyorum. Elbasan tavadan yersin, ondan sonra onu yersin. Sen tavuğa et koymuşsun salataya. Mesela bunda var, bunda var. Yani bozmuş yani. Tadı güzel olmuş, olmamış mı arkadaşlar? Şimdi yani etini koymamış. Ama tartışımız başka bir şey. Menü Özbek pilavı olarak koymuşsunuz siz. Doğrudur. Özbek pilavı değilse ne olacak o zaman? Alakası yok. Özbek pilavı değil o, Türkmen pilavı. Ay Türkmen pilavı ya, pardon ya. Özbek pilavı yani, değil. Özbek pilavı daha şeyin olur. Et illa tavuk olacak diye bir ben şey yok. Ben bu pilavı kabul etmiyorum. Aynen. Eksik. Nesi eksik ya? Mesela Özbek siz de yapıyorsunuz. Pilavı. Malzemesi eksik ama eksik tabii değil ya. Pilav mesela geldi. Şey, böyle de yapmıyor, öyle de yapmıyor. Hanımefendi, yani siz evinizde yapıyorsunuz normal, biz Türk pilavı diyoruz. Mesela sade pilav da yapıyorsunuz. Bir tane Türkmen pilavı etli de yapıyorsunuz, tavuklu da yapıyorsunuz, normal sade böyle de yapıyorsunuz. Aynen. Hepsi Türk pilavı olarak yok, geçmiyor mu? Tamam ama sen sizinki niye Türkmen pilavı diye yazdırdın? Evet. Yani. Eğer sen havuçlu pilav diye yazdırsan şu an hiçbir şey tartışmıyor. Evet, aynen öyle olacaktı. Demek ben de sana aynı şeyi söyledim. Şimdi dedim ki elbasan tava seçmişsin. Türkmen pilavı, benimkinde et yok dedin. Aa dedim ben o zaman. Olur mu öyle Türkmen pilavı dedik mesela. Anladım. Samsa böreği de vardır biliyorsun evet, mesela. Evet. Onun da içine şimdi sen onu da yapmış olsaydın, aa ben işte bilmem ne yaptım onun için içine et koymadım desen aynı itirazı ona da yapardık. Yani sonuçta ne diyorsan o özü Huriye Hanım dediği evet, gibi özü gitmiş yani yemeğin. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Yani sen haklısın mantık olarak. Evet o da etli, o da etli, onu koymuyor. O zaman işte pilavı seçmeyecektin, başka bir şey yapacaktın yanına. Aynen, yine de Türkmen pilavı diye geçiyor işte bizde. Yani tabii olabilir. Öyle de kullanılıyor olabilir ama. Biz öyle de yaparız. Mesela ben havuçları rendeden geçiririm. Daha lezzetli olsun, daha sıvı çıksın. Ondan bakın havuçların pirinci, rendeden geçiyorsa ama normalde bakın budur. Evet. Onu da söyleyecektim. Onu da yapıyorum ben. Yani küp küp daha güzel evet, olur. Bu hissettirmesi lazım. Buyurun. Bak, evet, bakın Türkmen pilavı. Evet. Evet.
göstereyim. Bol etli. Ve de büyük büyük etler hissettirir. Büyük büyük et koyulur tabağa, ondan sonra kendi ellerinle ters şey yapar. Ya da evet dediğin gibi öyle de yaptılar. Ya da iki parça ya da bir parça büyük konulur. Neden yapmadın? Oradan didirip alınır. İşte yanında et olunca. Seninki hamur pilav. O zaman salataya koymayaydınız eti. Onu da burada işte Türkmen, burada Türkmen salatası diyor, öyle şey yaptı. Çünkü hepsi Türkmen etli. Türkmen salatası böyle oluyor. Hepsi etli, börek etli, bu etli. Şimdi sen başka içine ne koydun pilavın? Soğan koydum. Tamam. Havucu tamam. Var, işte yağ, pirinç. Soğan, sarımsak, sarımsak. Kırmızı normalde sarımsak. Sarımsak evet. Yok. Hayır, tercihine göre. Kimse evinin içinde herkes orada sarımsak koyarak katarak yemiyorlar. Son zamanlar böyle alışkınlık oldu işte tüm sarımsak koyuyorlar. Ama normalde koyuyorlar. Konuluyor değil mi? Evet, tüm sarımsak koyuyorlar şey tamam, yapıyor. Tamam ben cevabımı aldım. Ama normalde işte, benim bildiğim tariften de teyit ettim. Soğan sarımsak girer. Sarımsak da bende girer. Sarımsak da getirmiştim hatta. Ama koyacaktım diye işte içinden koyduğum zaman. Ama işte tatlım lezzeti. Böyle bütün kabuğunu falan ayırmışsın. Gül bütün bu lezzeti. Ona da yorum yaparsınız. Tatlı aşk o. Bütün bu lezzeti senin koymadıkların veriyor zaten. Aynen. Yani bu düz konuşu pilav oluyor, özür dilerim. Et koymadık nasıl şimdi oldu? Sarımsak koymadım normalde konulur ama evlerde alışkanlık. Etini koymadım ama bilmem ne. Havucu normalde küp koyulur ama ben rendeden geçirdim. Ağzınıza şey gelmesin bir şey yok. Bir yemeğin karşılığı hakkı neyse onu yapmak mükellefsiniz. O zaman itiraz edemezler. Herkes ay buna niye sarımsak koydun diyemez kimse. Çünkü sarımsaklı oluyor dersin. Yapıştırırsın cevabı anladın mı? Anladım. Şu an sen zor durumda kalıyorsun onu söylemeye çalışıyorum. Yani ya senin aleyhine bir durum. Yemin hem özünü kaybetmişsin. Mesela bunu kendi memleketin değil de buranın salatasından başka bir salata yapsaydın daha güzel olurdu. Hani yani bu kadar sen orijinal yemeği yanındakiler için feda etmişsin. Evet. Tamam. Ama bu şimdi bu menü eksik bence. Eksik falan eksik değil. Yani hiçbir şey yok ki yani. İlla tavuk yok, et koymadığı menü eksik yok, kesen yapamazsınız. Şey yok. Menü önüne pişmiş şey gelmiş yok. Mi gelmiş? Eksik yani. Yok. Ama içinde hiçbir şey yok. Sadece havuçla tamam eksik pirinç. Diyemezsiniz hanımefendi o zaman. Et yani, yok evet. Diyorsunuz. Ama verdiğin menüye uymak zorundasın. Mesela siz de evinizde işte pilav yaptığınızda bir gün tavuklu yaparsınız. Yarın etli yaparsınız. Üçüncü gün sade pilav yaparsınız. Ben de bu pilav tercih ettim. Şimdi etli yemeğim var. Yani etli de oluyor, böyle de oluyor. İşte kıymam ben var. Ben böylesini hiç yemedim, görmedim de bilmiyorum. Ben böylesini şey ama yapmadım. Ama pirinç pilavı yiyorum o zaman ben. Havuçlu pirinç pilavı. Ama tercih sen öyle diye şey yapabilirsin ama bu Türkmen pilavı diye geçiyor. Normalde bir daha söyleyin Gülerim. Tercih ettiği pilavı yapmamış ki. Ya. Bunu tercih ettim evet. Diyor ya. O tamam da Türkmenistan'da bu yine Türkmen pilavı diye geçiyor. İçinde şey olmasa da Türkmen tamam, pilavı işte diye Türk geçiyor. Pilavı var. Ya geçebilir tabii ki. Bakın demin de kaytaz böreğinde de süt konulmaz, süt aynen. Koymuş. Ona bir şey yani. Diyemeyiz. Ama orijinalinde bunun içinde etinin olması lazım. Hissedilir evet. Derecede hem de. Yani, yani. Azıcık buzcuk da değil. Yani normalde sen yörenin yemeğini yapmak istemişsin ama onu yapamamışsın yani. Gerçekten isterdim yani Türkmenistan'ın yemeğini tadınca getirmeni isterdim pilavı. Ya şu anda bozmuşlar. Onun özünü ben de yedim ya. Ha yapmıyorum aynen, ama yedim aynen. Yani. Bunu gösteren eti içinde iri iri havuçlarıdır yani. Aynen. Ha senin memleketinde belki bu şekilde yapan olabilir. Ama biz burada gördüğümüz bu şekilde yani. Türkmenistanlıların normalde şeyi bizim o şekilde. Bizim gördüğümüz de Türkmen pilavı ha. Zaten. Yani. Çünkü Türkmenlerden orijinali. Özellikle ben yedim yani yapanlardan gördüm. Hı-hı. Ve de çok güzel. Ben hayatımda ilk kez yedim ama çok lezzetli bir şey oluyordu yani. Şimdi biz de arkadaşlarımız da menüleri işte, siz sunduğunuz geçiyor. Zaman mülakat esnasında editörlerimize. Şimdi biz zaten uzun süredir sade öyle pirinç pilavı yaptırtmıyoruz. Bize pirinç pilavıyla gelenlere diyoruz ki hayır. Başka bir şey seçin lütfen. Yapabileceğiniz bir şey varsa başka şey. Çünkü çok yedik. Farklı bir şey olsun. Türkmen pilavı dediğin için kabul etmişlerdir onu. Evet. Çünkü biz özelliği olan pilavlar istiyoruz artık. Ve uzun süredir de pirinç pilavı yapmıyor kimse. Sen şimdi Türkmen pilavı dediğin için ve de arkadaşlarıma etsiz Türkmen pilavı yapacağım ama demediğin için burada bir yanlışlık var. Anlatabiliyor muyum? Sen deseydin ki menüye de lütfen böyle yazalım. Yanlış anlaşılma olmasın. Etsiz Türkmen pilavı. Aynen. Deseydin zaten belki kabul etmeyeceklerdi. Sana başka bir şey yaptıracaklardı. Seni bu yanlıştan döndürmüş olacaklardı. Aynen. Yani şu an aslında bu seni kurtarmaya çalıştığımız bir operasyon yani anlatabiliyor aynen. Muyum? Ama maalesef kurtaracak bir şey bırakmamışsın. Çünkü ne havuçlarını koymuşsun olması gerektiği gibi ne de eti var. Yani sen, ben sana gün sabah da söyledim. Bak bu problem olacak sorarlar dedim. Etsiz Türkmen pilavı olmaz çünkü. Yani onu Türkmen pilavı yapan eti. Aynen. Keşke başka bir ana yemek seçseydin. Hatta bu Türkmen pilavını sırf
ana yemek olarak getirdiler bize. Evet getiriyor, öyle getiriyorlar zaten. Normalde ana yemektir bu. Evet, çok ağır verirler bu pilava. Gerçekten hatta kayınvalideler, o zamanki kayınvalidelerimize dediler ki aa sırf ana yemek pilav olur mu? Olur mu canım dedik yanında. Onun eti var, soğanı var, sonuçta başı boşuna yemek gibi zengindir dedik yani. Aynen, aynen. Şimdi sen bunu içinden etini alırsan ortaya sadece havuçlu pirinç pilavı kalır. Ki şu an tabağımızda gördüğümüz o. Seni tek atan bildirmemen yani söylemem. Evet. Ama söyleseydi de onu o şekilde yaptırtmazlardı. Derlerdi ki başka pilav yap o zaman. Nasıl ki düz bulgur pilavı da yapılmıyor artık. Ya meyhane yapıyorlar, ya işte patlıcanlı bilmem ne pilavı yapılıyor, ya iç pilav yapıyorlar. Yani zaten zengin içerikli diye şimdi bizim sorumlu olduğumuz seyircilerimiz var. Onlar niye seyrediyorlar bir yandan da? Yeni tarifler alsınlar, geleneksel ismiyle, şehriyle, kültürüyle özdeşleşmiş yemekleri için. Sen Türkmen pilavı diye yola çıkıp da sen önümüze rendelenmiş havuçla pirinç pilavı getirirsen... İçinin sarımsağı yok, eti yok, havucu yok. Doğru dürüst. Nasıl zaman, Türkmen pilavı diyeceğiz? Sadece havuç pilavı. O zaman bu menü eksik. Eksik sayılmaz ya, öyle bir şey. Ama yok ki içinde hiçbirisi yok. Ben size tamam yoksa yanık yemek getirmedim. Yoksa pişmeden ben, yoksa tencerede pişmeden kalmadı. Ben getirdim işte. Hiç istediğimiz bir şeydi. Tamam gitmiş tamam bile. Bir tane eti yok diye eksik hayır, menü yok. Diyemezsiniz. Ne samsa var ne şeyi ve havuçlar rendelenmiş. Hayır hayır öyle bir şey. Havuç da var içinde. Tamam önünüze geldi mi pilav adına geldi mi geldi. Yani. Sen koyma şey sarımsak. Tercihine göre yiyecek ben, insan ben koyuyor sarımsak. Ben bildiğim için bunu saymıyorum yani. Öyle bir şey yok. Önünüze geldi mi önü? Geldi ama... Ha, hiç gelmese eksik diyebilirsiniz. Olabilir. Orijinalini yapmadı. Burada ben et vardı ya. Ama şimdi geldi. Önümüze geldi mi derken... Hiç. Ben evde bu pilavı yaptığım zaman rendelemiyorum havucunu. Ben rendelemiyorum. Herkesin şaba tatlı yapışı vardır. Ben konuşayım sen öyle cevap ver. Ben bunu küçük küçük doğruyorum minik minik havucunu bıçakla. Şehriye koyuyorsun ya. Şehriye yerine ben havucunu koyuyorum. Ama bu resmen havuç pilavı da değil. Açık konuşayım yani. Havuç ne pilavı? Ne bu? Bilmiyorum yani ne pilavı olduğunu. Yedik bir şey havuç pilavının içine bu havuç rendelenmez. Ben rendelemem. Niye rendelemesin? Benim zaman rendelemiyorum. Yok, rendeleyen de olur. Bak, tane ya tane niye rendelenmesin? Ben rendelerim, çok sen doğrarsın. Çok gerçi senin bulgur pilavına ha, şey bezelye koyan aşçısın yani. Şehriyenin yerine farklı pirinç pilav yapıyorum. Şimdi sen benim aşçılığımı yargılayacağım, pilavımı yargıla. Şimdi ben bunu eksik menü yazıyorum. Eksik derken herhalde puan olarak şey kastediyorsun. Sen zaten bana dolu olarak gelmişsin. Hayır, şimdi bu bak. Yani. Senin geldiğin pilavı... Güzel olsaydı, gerçek sözüm bak. Tadı güzel ben, değil mi? Ben sen değilim. Ayakkabı topuğuna tadı güzel değil takıp mi? Da puan vermem. Allah nasıl karşına çıkarttı ben ne dedim? İnşallah gelinin kazanamaz dedim. O nasıl bir şey öyle? O nasıl bir şey öyle? Niye yapamıyorum? Öyle Allah'tan bir şey duvarlara gerek yok yani. Öyle bir şey kabul etmiyorum. Senin gelinin de o zaman kazanamayacak. Kazanmasın. Ben kazanmasın için demeyeyim. Tamam. Yani bu söylediğiniz doğru değil ya. Ama çok zor anladım. Saçma bir kelime kullandınız. Evet, bu konuyu konuşacağız ama ben önce bir yemekle ilgili tabii eleştirileri almak istiyorum. Olanı değerlendirin bize peki. Sabahat Hanım. Tabak sunumu güzel. Güzel geldi ama pilav dediğimiz konuştuğumuz gibi havuçlu pilav olmuş. Şimdi etli yanına elbasan tava, eğer Türkmenistan pilavını şey layıkınla yapsaydı yakışmazdı, ikisi de etliydi. Tabii. Ben de daha önceki yorumda böyle yaptım. Peki elbasan tava nasıl olmuş? Elbasan tavayı biz koyun etinle ve daha iri yaparız. Bunu yorumlayalım lütfen. Güzel, fena değil ama ikisi de yağlı geldi bana yine. Yani tabağa bir yağ süzülmüş. Fakat evet, benim... ben hiç böyle elbasan tava yemedim. Tavuklu salatanın yine tuzu biraz fazla kaçmış. Ben tatmadım onu da. Sosu biraz az gelmiş. Sosu az diyor. Eline sağlık. Peki, Huriye Hanım buyurun. Ben tavuklu salatanı beğenmedim. Güzel değildi. Neyi beğendim? Bilmiyorum ya benim damaktan. Ben hiç tavuklu salatalı içinde tavuk yemedim. Evet. Bana bir tuhaf geldi yani. Damak tadıma uymadı. Pilavın dediğimiz gibi özünle yapsaydın güzel olacakmış pilavın. Ha, pilav yağlı diyorlar ya. Normalde Özbekistan pilavları yağlı oluyor. Evet. Türkmen pilavı. Evet, yağlı Türkmen pilavı yağlı Türkmen oluyor. Türkmen salatası zaten değil mi? Evet, Türkmen salatası. Bilmiyorum salatadan yemedim. Yani yedim şu anda da ama salataya o şekilde. Salataya uyumu nasıl tabii peki tabağa? Vallahi salataya hiç güzel uymamış yani. Tavuk uymamış o salataya gitmemiş. Aynen. Onun özelliği tavuktur. İşte yemediniz bak, için. Bak onun özelliği tavuktur. Ne güzel dedin ve salataya. Evet. Niye tavuk koydun? Çünkü Türkmen salatası evet. olduğu için. Evet. Bak ne güzel. Bak doğrusunu yapmışsın. Tamam. Sen bunu salatanda yaptın da niye pilavına yapmadın? İşte ikisi de
etli olduğu için. Ebe hayatım, ebe güzelim, menü işte belirlerken bunu düşünmüyor musun? 3 tane etli şey. Ben bunu seçmeyeyim. Olmaz. Birinde kırmızı et, birinde beyaz et. Pilavım da etli. Aynen. Ya sen pilavı başka bir şey seçecektin sade. Ya elbasan tava yapmayacaktın ya da salatanı değiştirecektin. Bin çok çeşit şey var. Işte sen takmışsın. İki kırmızı et, bir beyaz etli ana yemek tabağı hazırlıyorsun. Üstelik de eti olması gereken şeyi koymuyorsun. Keşke yeşil salata yapsaydın da buna etini koysaydın. Evet, öyle daha şey olacaktı. Siz söylemediniz mi bunu Meryem Hanım? Ya ben yeşil salata olsun dedim ama sonra dedi Türkmenistan salatası yapalım dedi. Ben de şey yapmadım dedim, hadi okey, heves ettin, yap yani. Aynen. Peki, siz nasıl buldunuz Elif Hanım? Vallahi ben beğenmedim. Elbasan tava? Yok. Niye? O da biraz yanmış gibi. Yağ içinde, bir de bak tabağım böyle yağ içinde benim. Yanmış mı? Evet, böyle biraz yanmış gibi şey gibi. Biraz düşünen var mı? Evet, baksana etin, şey gibi. Biraz üstü mü? Yani üstü yok, şey gibi yani. Tabağım yağ içinde, gelin bakın bak. Yağ, pilav yağlı. Pilav yağlı olması gerekiyor. Yoğun mu koydun değil mi bunu? Evet. Aa, dereotunu bundan mı koydun? Üstü yanık. Normalde sunumda bir bakabilirsiniz, dereot koyulur. Bakın, biraz bende de var. Yanık. Dereotunu zaten yandığı için koydu, ben gördüm. Öyle bir şey yok. Normal siz mutfağa mı? Evet, korkuyorum gördüm. Çünkü baktım yanmış, dereotu doğrayıp yanmamış, düşüyordu. Güzel kızarmış. Hayır, normalde bu kızarmadı. Dereotu da koysa yine yerken görecektin onu. Ne yok, alaka? Yok, göremezdik çünkü otun altında böyle kesip yiyecek. Yerken ağzına gelirdi. Hanımefendi, sunumuna bir baksanız, telefondan bakar görürsünüz. Yok, sunumunda vallahi dereotu vardır. Ben o dereotu yüzden tercih var ettim. Ama bilmiyorum. Yanık olarak benimki da ben yanık. Şey yapmıyorum yani, yanık değil, biraz yanık. Kızarmış işte. Siz nasıl buldunuz Gülay Hanım? Ya, şey hayır, sen vallahi kendi tarzına bunu kapatmaya çalışmışsın bence. Hayır, evet, hayır. Evet. İçimde beğendim. Gerçekten onu dereotundan bir şey yapmaya çalışmışsın. Onda dereotu vardır. Bu kadar doldurmuşsun dereotunu. Doldurmadım. Ya şeyde dereotu, burada dereotu. Fazla yorum yapmayacağım. Üçünü de hiç beğenmedim. Üçünü de? Evet, hiç beğenmedim. Ne tatlısı getiriyordun sen şimdi? Ayva tatlısı. Ayva tatlısı. Evet, şimdi Elbasan Tava'nın yoğurdu. O sululuğu ve yumuşaklığı verir ete ve daha büyük şimdi olur. Şimdi bugün de 8 verecek misin? O benim sorum, bilmiyorum bak. Benim üzerime gelip de ben Sabahat Hanım'ın üstüne geldim. Sen diyorsun Sabahat. Sen niye benim üstüme geliyorsun sürekli? Yok yani. Niye geliyor? Bak burada hani tek kayınvalide ben değilim. Bak iki tane daha kayınvalide var. Yok, her konuda beğenmediğiniz şeylere puan veriyorsunuz ben ya. Ben bugün vereceğim puanı. Beğendim şeyi, beğendim de beğenme. Ben şu an arada beğenmedim. Beğenmemek için gelmişler herhalde. Hiçbir şey beğenmedi. Türkmen pilav böyle olmaz dediler. Etli olur dediler, tavuklu olur. Tamam, öyle olur da ben de öyle yapmak istedim ama maalesef yapamadım. Çünkü her şeyim etli, tavuklu. O yüzden ona da bir şey yapacaklar. Her yere dereot koymuşsun dediler. Dereotun özelliği o. Sunumda hep dereotu vardır. Üstü kızarmış, güzel kızarmış. Yanmamış. Neresi yanmış? Bir tane pilava et koymadın diye onu yok sayamazlar. Yok menü diyorum, yok menü diyorlar. Bir de bir iki puan öyle bir şey kesinlikle kapatamazlar. Çünkü illa pilav havuçlu yoksa da etli olacak diye bir şey yok. Sadece havuçlu da olabiliyor. Biz Türkmen pilavını yapıyoruz. Yağlı, havuçlu, yağını bol koyuyoruz işte. Havuçlu yapıyoruz. Dün mesela pudingi beğenmedin. Başka beğenmedin bir şeyler güzel olmuş ama sulu olmuştu. Başka bir şeyler beğenmedin. Ondan sonra neyi beğenmedim? Sulu olmamıştı dün. Onu ben de söyledim. Sen bu 8 olmuş dedim ya. O kadar Gülayan'ın üstüne gidiyorsun ki yani. O benim gelinim 6 puanla taktı çünkü. Altı nasıl puan. Yani 6 puan? O zaman senin gelinin güzel ne yemek çıkaracaktı, ben takmayacaktım. Evet. Şimdi sırada çıkaracaktı. Şimdi çünkü sırada böreği sana da gelecek. Hanımefendi dedi ki dün testereyle kesiliyor dedi ya börek. Sizin börek alt testereyle kesilmek. Ben sizin yemeklerinizin hakkında çok yorum yapmadım. Bak bu konuşanları görüyoruz. Sen de göreceksin. Neyi yani görüyorsun? Bak diyorum, ben sana ne diyorum? Yani ikisini ben yarışacağım. Gelinim yarışacağım. Bak otur. Bulduğun zaman istediğini söyle. Benim kalbim o kadar doğru ki otur otur. Ben de Allah aşkına herhangi bir Müslümanız ya. Hepimizin kalbi eksik doğru. Eksik masa. Eksik masa. Hepimizin bak, kalbi doğru. O nasıl denk gelmiş? Evet. Eksik masa. Denk geldi. Sen zaten dünden beri diyorsun inşallah gelinin kazanamaz. İnşallah gelin. Sen bu şekilde yapıyorsun. Hiçbir kayınvalidenin yaptığın yorumu yapmıyor. Çünkü bak ben sana bir şey diyeyim mi? Bir gencin kalbini kırmak o kadar kötü bir şey ki.
Siz de dün karıştırdınız ama gelinimin yemekleri çok ağırdı. Peki bak, sen dün bayıldın, karıştırmadın mı? Gerçek sözüm bak Rüyal Hanım, benim yemek gelinimin yemekleri çok ağırdı. Neresi ağırdı? Yapımı çok zordu. Allah Allah. Yani öyle göründüğü gibi değil. Sen dün niye kalbini kırdın o zaman gelinimin? Pudingi yapıp ortaya getirmedik biz. Sen de getir. Ne olsun? Şambeli. Niye gelelim öyle dedin yani? Şambeli. 10 senelik aşçı biliyorsun şambelinin ne olduğunu yemeği söyleyemiyorsunuz ya. Dün bana diyorsun ki sen evde ne yemek yap? Meyhane bile bunu yapmayı bilmiyorsun diyorsun ya. Şimdi siz değilsiniz ki. Sen 10 senelik aşçı diyorsun arkadaş. Ben yapmadım yemedim diyorsunuz. Mesela hepsini yemedim diyorsun. Yemedim. Ben de sorayım. Yemedim ama yorum yapabiliyor muyum? Yapıyorum. Bulgur pilavı. Susmuyorum değil mi? Bir şeyin yorumunu yapabiliyorum. Bulgur pilavı her evde bir şeyin bir yemektir. Hele Türk insanlarında doğru değil mi? Türk insanlarımızda bulgur pilavı devamlı evimizde bir şey yemek değil mi? Evet. Tamam. Evet bir şey. Ama diyor ki ben hiç yapmadım da yemedim dedi. Yapmayabilir. Ben de diyor bulgur pilavı ben yapmadım demedim ki ben ya. Sana. Bak bulgur pilavı da meyhane pilavı yapmadım. Meyhane pilavı dedi kadın. Lafı tersten yani dinlemeyin. Şey. Mantıklı dinlemeyin. Ben meyhane pilavı yapmadım ama hayır, komşularım da yedim. Bu şekilde sen bezelye var işte ne dedin? Sen diyorsun ki yem attım. Ben sana yem attım. Ya ama ben yem attık bir şey yok. Döndürün lafınızdan geri ya. Ya boşverin ya. O şekilde yapıyorsun ondan sonra sıkıştığın zaman diyorsun yem attım. Ama böyle bir şey. Seni sinirlendirmek çok hoşuma gidiyor. Ben mutfağa giren bayan aşçıymış. İşte diyeyim bilmiyorum. Pilava bir şeyler katmışlar herhalde. Tam olarak anlamadım. Kulak misafir oldum. Birazdan gideceğim bakacağım. Tartışıyorlar. Sinirlendiğim zaman çok kötü olurum. Öfke kontrolü. Vallahi ben bu halinden memnunum. Ben size gibi ses tonumun bu halinden memnunum ablacığım. Doğru yok. Öfke kontrolü önemlidir. Öyle çok önemli bir şey. Çok, mesela yok, çok. Birden ona kadar sayıyorsunuz. En basitini söyleyeyim. Dur tatlımda inşallah buna da bir şey demezler. Yapmışsın. Yanmış. Her şeyin yanmış. Saklıyorsun diyorlar. Dereotu doldurmuşsun diyor ana yemeğin üstüne. Bunu da nasıl saklayacağım? Bir tane bir tane götüreceğim ama çok küçük yapmışsın de diyecekler. Burada başka bir durum var Meryem Hanım. Burada ciddi bir durum var. Değerlendirmemiz ve bir sonuca bağlamamız gereken durum var. Bunu da arkadaşlarımızla konuşacağız. Çünkü biz daha evvel bunu yaşadığımızda maalesef eksik sayılmıştı. Evet, ben izliyordum. Çünkü. Gönül ister ki farklı bir şey söyleyeyim size, tersini söyleyeyim ama tekrar bir teyit edeceğim arkadaşlarımla. Ama normalde bir yemeğin eksik sayılması için zaten gelinlerimiz şöyle şeyler oluyor. Mesela bir gelinimiz Alaska tatlısı yapacaktı ve Alaska tatlısı da bisküviden olan bir tatlı. Evet. Fakat bisküvi almamış. Dolayısıyla bisküvisiz olduğu için o tatlı ne oldu? Olmadı. Olmayınca ne oldu? Eksik sayıldı. Şimdi burada da Türkmen pilavı dendiği zaman hepimizin aklına et. Tabii etli. Evet. Şimdi eti koymamış. Menüde Türkmen pilavı yazıyor. Kayınvalide şey yapabilirdiniz siz ya. Onu söyleyebilirdiniz. Yani şimdi yanındaki etli olunca dedi anne dedi ben bunu etsiz yapayım dedi. Öyle de yapılıyor bizde dedi. Öyle yapılmaz. İşte. Bir yemek nasıl yazıldıysa yapılmak zorunda. Aynen de öyle gidecekti ama bu bizde böyle diyor. Ben anlamadım bizde öyleyse. Sanki biz yememişiz de bizi yutturmaya çalışıyor. Ay her şeyde dereot vardı ya. Gerçekten salata dereotu, şeyden dereotu, hepsinden dereotu anlamadım. Dereotuna her şeyi herhalde kamufle edecekti galiba. Ben öyle görüyorum, bilmiyorum. Kayınvalidesi yönlendirseydi hiçbir şekilde kendini yönlendirememiş. Ya ben bekliyordum ondan Trabzonlu kadın ya daha bilgilidir yani görgülüdür işte yemek konusunda dedim. Ama hiçbir şekilde kendini yönlendirememiş. Oo tatlı da yanmış. Altı yanık. Simsiyah. Neresi bakın? Bakın. Çekin elinizi görmüyorum. Bakın. Aa. Simsiyah. Yanmış. Hepsi böyle. Evet. Bilmiyorum. Benimki hepsi yanık. Benimki de benim yanık. Kenarı çok az bir böyle. Bak şimdi benimkinde hiç yok. Hepsi yanmış. Benimki doğru yanık. Ya doğru. Benimki yanmış. Bak benimki de yanık. Böyle Gülay Hanım. Bu kadar. He o kadar. Evet. Bende yok yanık. Ama başka var mı öyle olan? Tadacağım. Yok. Bunlarda yok. Bir tadına bakacağım o kadar. Benimkinin altı öyle değil. Benimki de değil. İşte o zaman bize mi gelmiş? Bize geldi. Kimde var başka sizde mi var? Hı. Sebat Hanım'da var mı? Soruyorum sizde var mı? Var. Evet. Bakayım görebilir miyim lütfen? Tabii. Buyurun şöyle şey yapayım ben size. Benimkinde yanık yok ama fena değil. Fena değil. Fena değil. Tam memnun kalmadınız herhalde. Çok da iyi diyemem çok yani. Da iyi çok diyemem. Da yenmez halde de değil yani.
Aman Gülay Allah Hanım, biz olsun. Bugün hiçbir şeyden memnun edemedik, hiçbir yemeğimizden. Yani, hiçbir şey ama şimdi yanlış şey, gelmişsiniz. Allah'tan bana gelmedi. Bak yine mi? Dua et yani, Allah'tan o yanık bana gelmedi. Ya gelmese bile, gelmese bile yine bir şey buldunuz yani. Ama Zühan Hanım olacaktı. Zühan Hanım saldıracaktım çünkü bende de yani bir damar var yani. Tamam, o damarlarınızı kendinize saldıracaktı. Kalbim o kadar doğru ki oturdum, çatal kaşık yok. Hepsinin var, benim yok. Bak şansıma bak. Çatal bıçağın yoktu. Çok şanslıyım. O konuda sonra çok şanslıyım. Sonra getirdim işte, onu da unutmuşum. Vallahi var ya, iki gündür Allah'ım diyordum, eksik menü çıksın çıksın diyordum. Allah duamı kabul etti. Tam da sinir olduğum insana çıktı. Peki Sebahat Hanım, nasıl buldunuz ayva tatlısı? Şimdi bu ayva tatlısı biraz ağır ateşte pişmesi aynen lazım. Evet. Fırında pişmesi lazım ki tam kıvamında olsun. Şekeri az olmuş, rengi açık olmuş tabii acele pişirildiği için. Bir saat yani ben pişirdim. Benim bir daha saat pişirmiş, acele de pişirmemiş aslında ama. Evet. Yani geldim daha hemen. Renginin kırmızı olması aynen için içine biraz karanfil, biraz ayva çekirdeği, ayva çekirdeği koydum ama. Çekirdeği, altına ayva kabukları. Anladım. Karanfil koyduk, tarçın koyduk. Bazen vişne karıştırıyorlar, elma falan böyle içine. Şimdi ben söyleyeyim, güzel oluyor. Siz ne düşünüyorsunuz Suriye Hanım? Valla ayvan yanmış, tatlısı dedim birazcık daha az olmuş, az daha olsaydı güzel olurdu ama yanmış yani, benim tabağımdaki yanmıştı. Elif Hanım? Aynen, yanık. Benimki bayağı yanık. Tat hiç ayva şey yapmıyor, yani tadı da az. Nasıl yandı? Sen, unuttun mu? Valla unutmadım da işte biraz kısık ateşte duruyordu, ondan sonra pişmeyecek diye acele. He. Biraz açmışım, unutmuşum. Hı. Ama hepsi öyle olmamış. Kaybettiğiniz bir baksaydı ya, bir baksaydı yani, bir takip etseydi. Belki zaten canım, hep ettik. Fırına bakıyor, ha, hep yani şey, yemeklere bakıyor. Ettik, o yüzden yani çoğu şeyleri şey de demiyoruz. Yapamadı. Peki. Hı-hı. Ne yapalım, puanlara geçelim artık. Evet, buyursunlar, açık oynamadayız. Bir pilavımda işte havucu eksik dediler. Havuc ama eksik değil. Böyle tam Türkmen pilavı yapmamışsın dediler. Üstünde et olması lazım dediler. Büyük büyük sarımsak olma, tamam olacak ama ben işte yapmadım. Öyle sade yaptığım için işte dedi ki eksik puan. Yemeklerimi de pek beğenmediler. En az 5-6 bekliyorum. En son puanım. Ben 3-4 kabul etmiyorum. Elbasan tavanın da ben hiç böylesini yemedim. Tatlısı da komposto gibi olmuştu yani. Siz bu işten anlamıyorsunuz. Anlamayabilirim. Bak sinirlendim, bu işten anlamıyorsunuz. Olabilir. O kadar basit. İnşallah kazanmaz. Ben de dua ederim. Yatar kalkar dua ederim. Sen kazanmasın diye. Sen bu sofrayla kazanacağını zannediyorsun. Hiç kusura bakma. Evet, bugün de Gül yarıştı. Ve maalesef işte Türkmen planında bir sıkıntı oldu. Bununla ilgili değerlendirme yine sizlerin takdirine bırakıyoruz. Nasıl değerlendireceksiniz, nasıl takdir edeceksiniz, puanlarınıza nasıl yansıyacak tamamen sizin tercihiniz. Onun dışında da zaten iki gündür verdiğiniz puanları kullanamazsınız. Buyursunlar, şimdi puanlarınızı Gül için yazabilirsiniz. Maalesef eksik malzemeyle yapıldığı için eksik menüye giriyor. Arada arkadaşlarımızla da konuştuk. Alaska tatlısını yine en yakın örnek olduğu için vereceğim. Hatırlayanlarınız olabilir. Bisküvisi olmadığı için tatlı gelmişti yine önümüze ama içinde bisküvi, yani ana malzemesi Alaska tatlısını Alaska tatlısı yapan bisküvi olmadığı için maalesef eksik sayılmıştı. Burada da öyle bir durum var maalesef. Açıkladık zaten, tekrar tekrar söylemeye gerek yok ama yine de takdir sizlerin, isteyen eksik puanı ben kullanmak istemiyorum 2-1 dersiniz, isterseniz kullanabilirsiniz. Öyle bir hak doğdu maalesef. Yine de puanına emin olmayan varsa değiştirebilir. Yine de ben olsam 2-1 vermem. Onu söyleyeyim size. Değiştirmek en isteyen var mı? Emek var. Tabii ki değiştirebilirsiniz Suriye Hanım. Emek var yani. Ama çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani seçtiğiniz menüye, uyumuna, ne vaat ettiğinize. Siz bize bir şey vaat ediyorsunuz. Sen bize diyorsun ki Türkmen pilavı yapacağım size diyorsun. Ama havuçlu pilav getiriyorsun. Onu söylemeye çalışıyorum tatlımı, anlatabildim mi? Yani dün mesela dünden örnek vereyim. Evet. Elif Hanım'ın gelini Adana kebap yaptı. Şimdi kıymasız bir Adana kebabı olabilir mi? Sebzeli düşündüm ben yani. Biz sebzeyle daha sağlıklı buluyoruz dese ona da itiraz olur mu dersin? Etten yapılır kebap. Şu ama yapan yok mu? Var. Tabii. Şimdi vejeteryanlar için sebze kebapları var ama Allah'ım neler var. Yani süt konulmaz, koymuşsun su, ona bir şey diyemez, o başka bir şey.
Bu bambaşka bir şey söyledim. Seyircilerimiz de anlayacaktır diye düşünüyorum. Huri Hanım değiştirdi. Herkes hazır mı? O zaman Sebahat Hanım'ın puanıyla açık oynama başlayacak. Buyurun sen Sebahat Hanımcığım, göreyim puanınızı. 3 puan. 3. Niye 3 puan acaba? Evet işte problemliydi. Salatalar tuzluydu. Çorbası kıvamında arası değildi. Çok güzel dedim. Yani şey uygun değildi şeyine. Nasıl pilav uygun değilse, eksik yapılmışsa, eti eksikse. Öbür yanındaki yemeği de ismini hatırlayamadım. Elbasan tava. Elbasan tavanın da ben hiç böylesini yemedim. Çok ince ve şey dediği gibi hanımların kızarmıştı fazla. Tatlısı da komposto gibi olmuştu. Aynen. Yani. Çok özür diliyorum, kusura bakmayın. Yani 3 puanı böyle hak etmedi. 2,5 saat sizin de gelmeyiz. Yani. Tabii emek var işte. Zaten emek bu da var. Verilen puan da emeğe veriliyor. 3 puandan başlıyor. Öyle. Yok, 3'ten başlamıyor. Puanlar 3'ten başlamıyor mu? 3'ten başlıyor ama bugün farklı bir durum. Bugün farklı bir durum var, evet. Evet, maalesef düşük bir puan. Maalesef, demek ki evet, geriye kalan yemeklerden de hiçbirini beğenmemiş. Ama yapacak bir şey yok tabii. Sebahat Hanım, bakalım Huri Hanım'ın puanı nedir? Değiştirdi çünkü o puanını son anda. Buyurun Huri Hanım. Benim puanım 5. Bu nasıl? Kaç tane var? İki tane var orada. Sonra 5 değiştirmiş herhalde. 5 de değiştirdim. Önce de 3 yazmıştım. Emeğine, şeyine diye 5'e çevirdim. Niye silmediniz i̇şte onları? Neyle sileceğini bilmediğim için onun yanına yazmıştım. Sen isteseydiniz bir peçete, bir şey. Yok, yalnız onun için silemedim. Söyleyin, verirdik biz size. Karman çorman, hanımlar yapmayın böyle. 5 mi puanınız? Evet, 5 puan. Müsaadenizi isteyebilir miyim? Ne için? Bir şey soracağım da. Evet, 3'tü 5 yapmış. Evet. Şimdi tam sofraya 4 verdiniz. Eksik sofraya 5 verdiniz. Neden? Eksik sadece yemeği eksikti. Siz bu işten anlamıyorsunuz. Anlamayabilirim. Bak sinirlendim, bu işten anlamıyorsunuz. Olabilir. O kadar basit. Emeğine ver. Bak masası güzeldi. Değil, hayır. Hayır. Emeğine verdim. Çorbasını beğendim. Masasını nesine verdin? Eksik. Masası güzeldi. O da eksik. Tamam, sadece sizin o da eksik. Hayır, şimdi geldi. Şimdi kaşığın eksikti. Başka eksik var mıydı? Ama yemeklerinde lezzet yok, tuz yoktu, bir şey yoktu. Peki bugün günde de yok. Bugün dünde her, yok bugün mu? Bugün günde de yoktu. Niye 5 verdin o zaman? Niye 5 verdin? Ne bileyim, sonra 3 yazdım, 5 yaptım, içimden geldi. Ama sen bilmiyorsun. Anlamıyorsun. İyi, tam anlamıyorsun. Neyse, sen fazla konuşmayacağım, sen anlamıyorsun. Tamam, ben çünkü anlamıyorum. Çünkü o yüzden. Evet, Gülay Hanım'ın puanı da sıra. Buyurun Gülay Hanım. 1. Aa. 1. Şimdi bu oldu mu? Sizden bekliyordum bir, ben yok zaten. 1. Birden puan mı? Çünkü hiçbir şeyi çevir beğenmedim. Aynı yorumda yaptığım çevirsin gibi hiçbir şeyi olmamıştı yani. O yüzden 1. Vicdanınız rahatsa işte bir şey rahatım değil. Ben. Kabul bir. Onu kaynanana soracaksın. 1. Kaynanan size 3 vermiş. 1. 3. 3. 0. En azından siz de 3 verseydiniz. Sizinki 5 mi sayılır? Üçlük yoktu ama. Nesi üçlük yoktu? Nesi masa yoktu. Çorbası lezzetli dediğim gibi. Kaykaz böreği bizimkine geldi. Hayır, lezzetli demedim. Lezzetli demedim. Lezzetli demedim. Kaykaz böreği hepiniz beğendiniz dedim. Kaykaz böreği beğendiniz. Beğendiniz. Yumuşak dedim bir. İki gün günden daha yumuşak dediniz. Süt koymuş ama yine dışında. Sizin gelinize de süt koysaydı. Yani süt koyma, su koyma, karışan kimse yok ki. Onu sen önce kaynananla tartışacaksın, ondan sonra bana geleceksin. Ben kaynananla tartışmıyorum. Kimseyle tartışmak da istemedim. Öyle de gelmedim tartışmak bir, için. Bir, masam bir. Hiç de yani bir değil. Masam yok, değil yani o. Yok, yanlış değil. Bir. Hiçbir şeyini beğenmedim. Bir. İyi o zaman, beğenmediysen. Üçlük masa değil ki. Bakın diğer iki hanım tercih etmemişler eksik puanı. Yani eksiğim yoktu. Benim gelinim her şeyini dört dörtlük hiçbir yaptı. Hiçbir şeyini beğenmemiş ama. Beğenmedim. Çorbası güzel değildi. Benim kayınvalidem yemek seçmem ben ama de güzel beğenmedim değildi bu kadar. Diyor. Sen güzel değildi diyorsun, kayınvalideni destekliyorsun. Ben evet de sana sordum. Bugün bak aynı şey senin başına geldi. Aynı, aynı şey söylüyor. Işte nasıl çıkacağız işin içinden? Kayınvalidenin üç vermesi de iş. Hayatım üçlük bir masa değildi orası. Baştan kayınvaliden başlattı. Ben de sen kayınvalideme şey göre bana puan verdim veremezsiniz. Sen kayınvalideme ne bakıyorsun? Kayınvalidem mi yarışıyor? Aynen karşılığı öyle. Bu. Siz yemeklere puan vereceksiniz. Karşılığı bir yerde bu de o da aynen haklı öyle. Ama ben niye karşılık yapıyorsunuz o verdiğiniz? Hayır. Bak sadece benim masama 3 vermesi lazımdı.
Kayınvalideme bakarak bana puan veremezsiniz. Çocukcağız gitti dışarıdan ne kadar, yani onu söylemeyin, ne kadar şeyler aldı. Sade sofrasına 3 vermesi lazımdı. Peki. İnşallah kazanmaz. Ben de dua ederim. Yatar kalkar dua ederim. Sen kazanmasın diye. O dua etmiş ya. Sen bu gecesiyle kazanacağını mı zannediyorsun? Dua etmiş ya. Nesi vardı sofrada? Bir saniye, sen bu sofrayla kazanacağını mı zannediyorsun? Soframızın nesi vardı? İlla kazanmak için gelmedim ben buraya. Sen bu sofrayla kazanacağını mı zannediyorsun? Hiç kusura bakma. Sen de kusura bakma hanımefendi. Her şeyi yapmış. Senin soyunun çok güzeldi. Yanmamış. Hiçbir şey de yanmamış. Tatlın yanmış. Yani... O da bir marifet. O da bir marifet. Pilav eksik. Kaşık eksik. Evet, o da marifet. Mi? Yakmak marifet mi? Marifet mi? O zaman devam et. Bir ben nedir yani? Ben de bir basarım. İyi, sağ olun. Teşekkür ettik. Bas söyle. Maalesef olmadı bu bir de. Evet, son puan Elif Hanım'dan geliyor. Buyurun. 3. Kapatabilirsiniz. Kaç verdin sen onu? 6. Neye 6 verdin? 6, evet 6 vermiştiniz. 6'lık masa mıydı onun? O 6 veriyordu, sen 3, o 3 veriyor bize. Ama benim masamla sizin masanız farklı. Bak tatlı yanmış, şey de yanmıştı. Elbasa. Evet, o da yanmıştı. Elbasa yanmış olabilirdi. Tatları nasıldı? Lezzetleri nasıldı? Et yanardı, yanmıştı o. Sadece fazla kızardı. Yani. O kadar. Tatlıya ben bir şey demiyorum. Tatlı tamam. Tatlı hiç tatlı değildi zaten. Tatlı yanmış. Aynen. Tamam, ona bir şey demiyorum ama yemeğime öyle yandı demesin. Ben çünkü üstü yanık zaten. Üstünü yanmadı. Şey çok... yandı, doldurmuşsun böyle dereotuna. Hayır. Üstünde işte kreması olduğu için fazla kızardı. Yanmak yok. Açarsın içi yanar, altı yanar ama yanmamış. Neyse o puanları topladı ya dün. Artık yok, rahatladı. Onun gerçekten. Kesinlikle. Hayır, gerçek diyorum. Ben beğenseydim zaten puanımı vereceğim. Ben kimseye haksızlık yapmak istemiyorum. Şimdi ki benimki daha bir aylık gelin yani. Olabilir o kadar yani, da eksikleri. Yani onu da göz önüne almanız lazım. İşi bitti dediniz ya, ona güldüm ben. Ha. Dedi ya. Ha, puanları topladın, işin bitti, üçün erirsin de dedi sana. De kim dedi? Gelin hanım, ben ona güldüm. Ha evet. Yani işin bitti diyor, artık vermezsin puanı. Ay, diyor, tamam mı? Olur mu şey ya? Hayır. Zaten belli. Sen de emek harcamıyor, olur mu öyle şey ya? Yani 5-6 veriyorsan. Çünkü ben dün yarıştık, biliyorum orada ne yaşadığınızı ben gördüm yani. O zaman niye 3 verdiniz? Ama ben öyle görüyorum. Ne tatlısı yanmış, iyi yanmış. Hiçbir şey, bir lezzet, bir şey göremedim ben ya. Afiyet olsun onlar, iyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.